yoluna koydum. Hı. İşte başlıyoruz. Evet. Hoş Peki. bulduk. Hoş geldiniz o zaman. Hocam, şimdi aklıma şöyle birçok soru takılıyor. Ben cevap olarak kendi içinden çıkan şeylere var ama. Şimdi bu kadar çok canlı yayın yaptık. Bu kadar çok aynı şeylerin üstünden çok geçtik. Bu öğretiyi bu kadar çok dinlemesine, hani neden bunları söylediğimi söyleyeceğim. Bu kadar çok anlamasına ve sizin bütün yazılarınızın okunmasına rağmen ya da bizim bu kadar çok konuşmamıza rağmen bu konuların çok anladığını söyleyen arkadaşların ve yakinen sizi takip edip sizin öğretinizden etkilenen kişilerin bile bu öğretiyi çok az algıladığını, neredeyse tek tük kişinin tam olarak anladığını fark ettiğim bir yer var. Bu doğru mu? Şimdi Size de böyle geliyor aslında mu? birçok kişi algılamış ve betanavaya geçmiştir. Yani 19. boyutun son Hı. frekansının doyumunu sağlayıp 8, 9 ve 10. boyutlara yükselen haykatralar var. Ama siz öyle algıladınız. Bu şekilde de geçemeyenler bu şekilde algılayamamıştır diyebilirim. Hı. Yani algılanması zor bir Zor öğreti değil. mi 3-4 cümleye dayanan bir öğreti aslında. Ama kişiler dikkatsizdir. Kişiler dikkatsiz. Mesela bu? Hı. yedili birleşim sistemini anlatırken hep hakiki Alfanova'daki varlıklar diyorum. Hakiki Alfanova'daki varlıklar diyorum. Hı. Yedili birleşim sistemi hakiki kozmik yapıda geçerlidir diyorum. Her yazımın başında Hı. seni sonsuz bir sevgiyle seviyorum diye hem özet hem Hı. olarak diyorum ve devamlı da soruyorlar. Bu SSB, SS ne demek? Her gün yayınlıyorum ben onu. Her gün yazımın başında yayınlıyorum. Birkaç kişi de rastladım. Takma isim kullanıyorlar ve üç kelimeden oluşan bir takma isim mesela. Ben onların mesajlarına cevap verebilmek için sevgili derim ve üç kelimenin baş harflerini yazarım ve birkaç kişi oldu. Hocam bu harflerin anlamı nedir diye soran var. Kendi ismidir. Kendi ismini sadece baş harfleriyle yazıyorum ve soruyorlar. Bu harflerin anlamı nedir? Senin ismin diyorum. Dikkatsiz diller. Ondan dolayı algılayamadılar tam olarak. Evet. Şimdi hocam, size karşı bir takım eleştiriler geldi. Ortak arkadaşlarımız ve size, hani niye bu cümleleri kurdum? Çünkü çok yakın, sizi uzun zamandır takip eden ve sizin öğretinize hakim olan bir arkadaş tarafından size, şimdi ben bunları konuşmak taraftarıyım çünkü ne olmadı, bu yolculuk öyle bir yolculuk ki ne olmadığını fark ederek ne olduğunu daha iyi kavrayabileceğimiz bir alana doğru Evet. geçiş yapıyoruz. Şimdi size gelen eleştirilerden tek tek sorayım ve bunları birlikte Evet, aşağı çıkaralım. cevaplayalım. Şimdi arkadaşımız der ki, açığa çıkaralım. Şimdi arkadaşımız der ki, ben Allah'ın düşüncemle bu aleme yaratıcı olarak, esmalarımla yaratıcı olarak bu alemi, yaratıcılık gücü verilmiş bir varlığım. Ve İsmail Keçeci hocam der ki, düşüncesizlik alanına geçeceksin. Ve benden burada büyük bir tuzak var der. Ve der ki, benim düşünen bir varlık olarak var olduğum ve düşünceyle yaratım yaptığım bu alanda İsmail Keçeci hocam düşüncesiz alana geçerek
benden yaratıcılık olan hakkımı almaya çalışan bir görevlidir der. Böyle midir? Düşüncesiz alana geçmek bizim gerçekten yaratım olarak hani düşüncelerimizle, duygularımızla yaratım yaptığımız bu alanda düşüncesizlik alan bizim kendimize ket vurmamız ve yaratım yapamama haline bize sokarak kendi gücümüzü elimizden aldıran bir noktaya mı Hayır, bu getirir bu durum bize? tamamen yanlış bir düşünce. Gürz'ü tarif ediyoruz devamlı olarak. Bu yuvarlak kısım rahim boyutudur ve heplik boyutudur. Heplik ne demektir? Kişi kendi benzerleriyle birlikte yaşadığını algılar bu mekanda ve yedi boyuttur. Yedinci boyutun sonunda yaratan boyutuna geçer ve kendi düşündüklerini yarattığını algılamaya başlar. Önce yarattığının farkında değildir ama daha sonra her düşündüğünü yarattığını fark eder. Ama bilinç seviyesine göre de bu düşünülen düşünce ortamıdır. Bu iki ortam düşünülen evrim seviyesine, bilinç seviyesine uygun olarak ya geç ya erken gerçekleşir. Bilinç seviyesi düşük olan varlıklar, yani üçüncü boyuttan itibaren düşünürsek, bu avatarların düşünceleri belki gelecek ömürlerinde gerçekleşecek. Ama daha üstte çıktıkça frekanslarda ve boyutlarda kişi düşündüğünü anında gerçekleştirmeye başlar. Yani 19. boyuta çıktığı zaman anında gerçekleştirmiş olur. Şimdi 8, 9 ve 10. boyutlar yaratmayı öğrenme boyutudur. Çünkü bu zaten işte simülatördür. Anlattığımız gibi öğretim alanı, avatarın öğretim alanıdır. Hayat boyutudur. Hayat boyutu da yaratma boyutu anlamında kullanıyoruz hayat boyutunu. Rahman boyutu da düşüncesizlik boyutudur, hiçlik boyutudur. Hiçlik boyutu bu iki mekan, rahim boyutu ve yaratan boyutu düşünce boyutudur. Düşünce boyutlarını aşan avatar 11. boyuta geçtiği zaman bilinç boyutlarına geçmiş olur. Düşünce artık geçerli değildir. Bilinciyle hareket eder avatar. Bu şekildedir. Onun için hiçlik boyutu diyoruz. Hiçlik boyutu ne anlamdadır? Betanova yaratıldı. Betanova'nın birinci boyutuna laboratuvar kuruldu. Laboratuvarın içine küpçükler yaratıldı. Küpçüklerin içine de Atlantalı, her bir küpçüğün içine her bir Atlantalının aurası vizyon manyetik alan olarak kondu. Atlantalının hücrelerinin yansıması yansıma olarak kondu. Ki bu yansımaları her avatar ortam ve varlık olarak algılar. Üçüncü aşama olarak da Atlantalı'nın kopyası alınarak avatar olarak bu vizyon manyetik alana yansımaların arasına konmuştur. Avatar üçüncü boyuttan itibaren evrime alınmıştır ve kendi istek ve gayretiyle bilinçlenerek bilinçte yükselmektedir. Bu simülatörde rahim boyutunu geçer, yaratan boyutunu geçer, Rahman boyutuna çıkar ve hiçlik boyutuna gelmiş olur. Düşünce boyutu değildir. Bu Rahman boyutu, bilinç boyutudur. Niçin düşünce boyutu değil diyoruz? Önceden avatar yaratılmazdan önce bu küpçük tamamen boştu. Vizyon manyetik alan kondu, yansımalar kondu ve avatar kondu. Dolayısıyla avatar
düşünerek ortamını ve varlıkları yaratmış oldu kendi düşüncesiyle ve bu şekilde evrime alınmış oldu. Yaratan boyutunda düşünceyi öğrenir. Önce düşündüğünü yarattığını farkında değildir. Başlar. Bilinçli olarak düşünmeye başladığı zaman negatif, pozitif ve nötr düşünceler vardır. Önce negatifi bırakır, sonra pozitifi bırakır ve nötr düşünceye ulaşır. Dolayısıyla yaratan boyutundan kurtulur, 11. boyuta, Rahman boyutuna geçer. Dolayısıyla yaratma burada durur. Durur diyoruz çünkü bilinçle hareket eder varlık. Bilinçle hareket ettiği zaman bu vizyon manyetik alanın tamamen boş olduğunu algılaması lazım. Düşünmediği takdirde yaratım olmaz ve avatar bu vizyon manyetik alanın boş olduğunu algılamış olur. Ve boş olduğunu algılayan avatar Betanova'ya geçmiş olur. Betanova'nın birinci boyutu Alfanova'nın 20. boyutunun frekansındadır. Şimdi Betanova ile bu laboratuvarı ve avatarı yaratan 7 tane mutlak boyut varlığı Betanova'yı kendi boyutlarına uygun olarak yarattılar. Hakiki Alfanova'daki 19. boyut varlığı bilinçlendiği zaman mutlak boyuta geçer. Yani 20. boyuta geçer. Vizyon manyetik alanda da avatar 19. boyutun son frekansının doyumunu sağladığı zaman Betanova'nın 1. boyutuna geçer. Yani Betanova'nın 1. boyutu Alfanova'nın 20. boyutunun frekansındadır. Dolayısıyla Betanova'ya geçen Haykatralar, Haykatra ismini alır Betanova'ya geçtiği zaman, Haykatralar kendi benzerleriyle yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşe Betanova'nın üst boyutlarına doğru ilerler. Burada düşünce yoktur şu anda. Yani bu aşamada düşünce yoktur. Sadece bilinçlenme söz konusudur. Birleşe bilinçlenir Haykatralar ve daha güçlü bir hücre, daha güçlü hücre oluşturarak üste doğru tırmanmaya başlar. Burada bir konuya daha değinelim. Hakiki Alfanova'daki varlıklar her 20 boyutta bir tek bir hücreye dönüşür. Her 20 boyutta bu şekildedir. Mesela hurma dürülür ve amip olur. Tek bir hücre olmuş olur ve hayvan boyutuna geçmiş olur. Bitki boyutundan hayvan boyutuna geçmiş olur ve orada bilinçlenip yükselmeye başlar. Dolayısıyla 20. boyut frekansı hakiki Alfanova'da da Rahman boyutundan mutlak boyuta geçen varlıklar tek hücreye dönüşür. Yani mutlak boyutun ilk boyutu hücre boyutudur. 20. boyut olduğu için hücre boyutudur ve daha sonra birleşe daha güçlü varlıklar oluşur. Betanova'da da farklı varlıklar oluşmaz ama birleşe daha güçlü hücre, daha güçlü hücre olur ve 19. boyutun son frekansına gelen Haykatra Alfanova'nın 38. boyutuna denk bir boyuta ulaşmış olur. Yani 19 boyuttur Gürz. Gürz'ün kopyası gibi görünen Betanova da 19 boyuttur.
2 tane 19, 38. boyutu oluşturur ve 38. boyuta ulaşan haykatralar o anda alttaki haykatralar da onları takip ettiğinden sıralı bir şekilde güçlü hücreler oluşturmuş olurlar ve beyin olma hazırlığı başlar. Matu denen varlık, o yedi mutlak boyut varlığından bir tanesi, Betonova'ya geçer, 38. boyuta çıkar ve daha üst boyutlardan enerji çekerek bu beyni oluşturur ve çalıştırır. Dolayısıyla çalışan beyin inisiyatifine bırakılır. O görevli varlık, beyni oluşturan görevli varlık bu defa mutlak boyuta değil, süper mutlak boyuta geçer. Yani 24. boyuta geçer. Ama haykatra 38. boyuttadır. Haykatra 38. boyuttadır. Yaratıcısından çok çok yüksek bir bilince sahip olarak çok güçlü bir varlık olarak beyin oluşturur. Bu beyin kendi inisiyatifine bırakılacak ve kendi yaratımıyla Betanova'nın devamını ve varlıklarını oluşturacak. Yaratacak, yani yaratıcı oluyor. Bu beyin yaratıcı oluyor. Ama yerinde sayma yoktur. Şimdi her konuşmamızda konu ettik. İlk yaratan sonsuz boyutların dışındadır. Yarattığının dışındadır. Ama boyutlar sonsuzdur. Mekanlar sonsuzdur. Anlattığımıza göre. Ve bu beyin de altını yaratarak üste çıkacak. Altını yaratarak üste çıkacak. Bir inşaat düşünün. İnşaatta birinci sıra tuğlayı koyar usta. İkinciyi, üçüncüyü, beşinciyi koyar. Artık boyunu aşar tuğlalar. Tuğla sıraları boyunu aşar. Çıtasını bir yükseltir, devam eder. Tuğlaları koymaya çıtasını yükseltir, devam eder. Ve bu şekilde yaratan üste çıkar ve yarattıklarını yaratmaya devam eder. Evet. Yani şimdi hocam, bir cümle daha söylemek isterim. Şimdi biz yedi mutlak boyutu anlattık. Yedi mutlak boyut varlığını anlattık. Alfanova'yı anlattık. Betanova'yı anlattık. Ve vizyon manyetik alanı, yani laboratuvarı anlattık. Şimdi şu anda ben her bir küpçüğün içindeyim. Her bir avatarın küpçüğünün içine kendimi yansıtmış durumdayım. Yani ben vizyon manyetik alandayım. Ve her küpçükte o küpçüğün avatarının yansımalarından birinin bedenini alarak oraya yansıdım ve buraya da yansıdım. Dolayısıyla herhangi bir yansıma veya avatar ben küpçükte değilim, ben yansıma değilim, ben avatar değilim, ben hakiki kozmik yapıdayım diye ne kadar iddia ederse etsin küpçüktedir. Yani bunu hani biraz önce telefonda konuşmamızda şu böyle sormuştum. Hani biz neye inanırsak onu yarattığımız bir algımız var ya. Çünkü ben ne dersem ona göre şekilleniyor. Benden çıkan enerji bana göre şekilleniyor. Onu biliyoruz. Kendimiz neyi kabul edersek onu, ben küpçükte değilim demek ya da ben küpçükte sınırlı değilim demek, ben küpçüğe sığmam demek, küpçük de neymiş, ben yaratıcıyım, yaratanım demekle... Hayır. Küçükten çıkamıyor muyuz kesinlikle. Yani hani böyle konuşmuştuk da hani bu kendimizi sınırlamak mı olabiliyor kesinlikle diye soru gelmişti. Küçükte yani ne düşünürse yaratır
Avatar. Ama ben küpçükte değilim. İyi yaratamaz çünkü zaten küpçüktedir. Ve bu simülatörün içindedir. Evet. 19 boyutlu Gürz'ün kopyası olan simülatörün içindedir. Şimdi Evet, bitti. bitti mi hocam? Yok, bölmek istemiyorum o yüzden. Şimdi kendi Tabii. fikrimi söyleyeyim. Biz Tabii. böyle hani konuşarak gelişiyoruz. O Evet. yüzden ben de araya Zaten giriyorum. bu Şimdi sohbetin sevilmesinin nedeni budur. Akıcılığı budur sağlayan. duramıyorum. Ben de böyle hani benim beynim böyle çalışıyor çünkü. Yani çapraz Evet. ateşlerle çalışıyor nöronlarım herhalde. Bu şekilde hani eksik olan yerlerimi söylersiniz ya da işte hani de yanlış düşünüyorsun. Çünkü ben sadece anda kendi Yanlış fikirlerimi değil. söylüyorum. Hiçbir geçerliliği yok. Hiçbir Ben kendi düşünce yanlış düşüncemi değil. aktarıyorum. Ama kişinin kendi boyutuna, kendi frekansına göre vardır. O düşünce vardır. Mesela ben Evet. bir cümle sarf ettiğim zaman 17 çarpı 343 anlama gider. Çünkü 17 boyuttan Evet. sorumludur avatar. Üçüncü boyuttan itibaren evrime alındığı için 17 boyut çarpı 343 frekans var ve her biri bir bilinç seviyesidir. Dolayısıyla hangi bilinç seviyesinde ise varlık, o bilinç seviyesinin gereği olan anlamı anlar. Evet. Şimdi ben bu küpçük meselesini arkadaşımız hani beni kimse küpçüğe koyamaz, onu yaratıyor İsmail Hoca bizim algımızda küpçüğü oluşturup bizi sınırlıyor gibi bir cümle kullandı. Ben kendi bakış açımı söylemek istiyorum. Şimdi bu küpçük dediğimiz şey zaten hocamız simülatör diyor. Yani simülatörün açılımı şu, sen uçak kullanmayı öğrenmek için ilk başta böyle yapay bir uçağın içinde, çünkü uçağa binip uçamazsın. Uçağa binip uçamayacağına göre seni bir simülatör alanında uçağı sanki gerçekten kullanıyormuş gibi bir eğitim alanına tabi tutarlar uçağı Evet. uçurmadan önce pilotlar. Dolayısıyla sen gerçekten bir yaratıcı olmak üzere yetiştiriliyorsun. Yani şimdi ben bunu şaka yapıyorum tabii de hani sadece algılamak için yapıyorum öyle bir şey olduğu Bu için. Ama doğrudur hani bu söylediğiniz, halimizde bu egomuzla yani doğrudur demek de bizi aslına direkt uygundur. alsalar Aslına herhalde bütün uygundur. gezegenler herhalde bütün gezegenleri falan çarpıştırırız diye bir espri yaparım ben. Tabii ki bu espri. Ama Bizim öğretimiz tabii de, ki ama işte o şimdi sen yüzden pilot yetiştirmeyi söyledin, bizim öğretimiz de Betanova varlığı olma alıştırmasıdır. evet, işte bu yüzden de bunu öğrenebilmek için ve hani hep dersiniz ya canım hocam hani seni gerçekten bir tanrı olmak üzere yetişiyorsun. Şimdi sen bu egonla bu şekilde tanrı olamazsın ki. Önce bir burada bir yetişmen lazım. Burayı nasıl kullanacağını ufak ufak öğrenmen lazım. O yüzden bu küpçüğü ben hani kendi adıma bu sınır olarak görmüyorum. Bir eğitim alanı gibi Evet, zaten görüyorum. eğitim Bu noktada alanıdır. bunu İşte söylemek isterim. haykatra olma alıştırmasıdır. Haykatra olma okuludur. Bu öğreti. Evet. Düşünce alanına da gelince hani arkadaşımız bizim elimizden yaratımımızı alıyor. Yani bizi düşüncesizlik alana koyarak biz yaratan, düşüncemizle yaratan Allah'ın yaratıcı olan varlıklarıyız. Bizim yaratıcılığımızı elinden alıyor diyor ya. Ben de ona bir şeyler şimdi kendim söylemek istiyorum. Şimdi düşünen kim? Düşünen zaten buradaki görüntü. Yani biz zihnimiz. Bizi düşünen zaten senin kendi bilincin değil, kendinin zihni. Yani kendi zihninin sesini susturabildiğindeki bütün tasavvuf öğretileri olsun, büyük üstadlar olsun hep zihni susturmaktan bahseder. Düşüncesizlik alan dediğimiz kendi görüntümüzü ve hani zannettiklerimizi bırakmak. Hani egomuzun dışında ve zihnimizi susturduğumuzdaki o zaman kainattaki tüm sesler sana hizmet edecektir. Yani sen kendinde verdiğin anlamları bitirdiğinde zannettiğin öğretilmiş olan anlamları bitirdiğinde gerçek anlam başlar. Yani hani biz mesela hep şunu düşünürüm ben de bu yolculukta. Dolduk dolduk.
zihninizle, yalanlarla, yanlışlarla ve biz elimizde olmadan o 100.000 tane zihnimizin esiri olarak yaşıyoruz. Ama şimdi mesela bir bebeği düşünelim, bir çocuğu düşünelim, o sadece olur. Düşünmez ki çocuk, hani böyle o oluş halindedir. Bebeği düşünün, hani her zaman da büyük üstadlar der ya, bir bebek gibi olmadan o noktadan buraya Evet. geçiş yok. Yani Tamam. kendi saflığını bulmadan, kendi saflığında düşünceyle bulamıyorsun. Düşünceyle bulamayacağına göre de o sahip olduğun yalancı kimlikleri bırak, o kimliklerde o düşünceyle birlikte o yalancı kimlikleri ve oluşturduğun korkuları bilinçaltına, o hani düşünen kim? O düşünen senin kendi zihnin. O zihni bırakmadan da ve saflığa ve oluş haline geçmeden de, bomboş olmadan da bu alana geçemiyorsun. O yüzden ben zaten artık bunu böyle, ki bunu bütün büyük İbni Arabiler, hani üstatlar gelmiş geçmiş hep bu şekilde konuşmuş. Yani bebek düşünüyor mu? Oluyor. Sen de düşünmeyeceksin. Bilincine teslim etmek ve ondan Evet, sonra gerçek evet. yaratıcılığa başlayacaksın. Zihnini susturduğunda kainata açılabileceksin. Böyle Evet, yorumladım doğrudur. hocam. Doğrudur. Yalnız düşünen bilinçtir. Ama iki türlü Evet, tamam, ses var. pardon. İçimden bana biri şunu söyledi, içimden bana biri bunu söyledi diye konu edilir. Aslında iki türlü ses var. Bir tanesi söyleneni iyi, güzel, doğru, kötü, çirkin, yanlış diye niteleyebiliyorsan o zihin sesidir. Zihninin ötesine geç ve nitelemeyeceğin şekilde nötr düşünceye ulaş, nötre ulaş. İkinci ses üst benin sesidir ve bu üst benin sesini nötr olarak değerlendirebilirsin. Yani iyi, güzel, doğru, kötü, çirkin, yanlış diye nitelenemeyen ses üst benin sesidir veya Cebrail'i bilgidir. Evet. Onu kendi adıma mesela bir yerden geliyorsa ses, şunu yap, şunu yapma, bunu böyle ol, sen oldun, sen şöylesin. Mesela tek bir yerden geliyorsa egonun sesi. Ama üst benin sesi şöyle her yerden geliyor. İdrak gibi geliyor, Evet, sezgiyle geliyor. evet. Öyle ayırt ediyorum. Tek bir yerden geliyorsa egonun sesi, her yerden idrak ve anlayış şeklinde geliyorsa da Evet, özün sesi evet gibi doğru. düşünüyorum. Evet. Kalbin sesi. Şimdi düşünceyi söyledik. Heh, evet, şimdi biz burada beta frekansı, düşüncenin çok olduğu alan. Sonra alfa alanına geçiyoruz. Sonra teta, sonra gama. Hani uykudaki en bilinçsiz tanrı frekansına gama derler. Şimdi yine aynı arkadaşlar ki ismin üstünde betonovo. Yani en düşük bilinç seviyesi bu dünya. Hani bizde beta dediğimiz çok yoğun düşüncelerin olduğu alandır ya, isminden belli buranın bu tuzak olduğu Yani diyor o arkadaşımız. Ben başka de bir şöyle öğretidir. içimden Bizim istedim öğretimize konu. uymuyor. Alfanova daha düşük Evet. bir seviyeli mekan. Betanova daha yüksek bir seviyeli mekan bize göre. Çünkü Alfanova 19 boyuttur. Betanova 20. boyuttan 38. boyuta kadar olan mekandır. Daha yüksek bir mekandır. Evet. Burada öyle olabilir. Yani Orada da ABC diye bir şey olabilir diye ben öyle her çekerim kişi yine. edindiği bilgiyi kendi frekansına uygun olarak yansıtır. Bu da bu şekildedir. Kendi bilincine göre yansıtır kişi. Evet. Şimdi biz hakiki insan olma yolunda giderken Matrix'ten parçaladık, Matrix'imizden çıktık. Bu şekilde bizi bir yere hapsederek başka bir Matrix yaratıyor der arkadaşımız. Bu da son, artık bu konuyu Hayır, öyle bir kapatalım. şey Buna ne dersiniz yoktur. hocam? Kapatma diye bir şey yok. Avatar yoktu. Avatar var değildi. Yoktu. O yedi mutlak boyut varlığı tarafından yaratılmış ve var edilmiştir. Ama şöyle bir şey diyoruz. İlk yaratan yaratmıştır. Ama
Bizler yaratılmış olduğumuz için, yaratılmışın içinde olan yaratılmışlar olduğumuz için, biz yarattık diye söylediğimiz zaman, biz yaratılmışı birleştirerek, yaratılmışı değiştirerek yaratıyoruz. Aynen. Ve hapsetmek diye bir konu söz konusu değil. Avatar işte vizyon manyetik alan, Atlantalı'nın kopyası gibi bir alandır. İşte Gürz'ü örnek gösterdik. Gürz Atlantalı'nın da kopyası olmuş oluyor simülatör olarak ve hapsedilmiş değil. 78 bin yıl boyunca bu bilinç seviyelerinde yükselmesi öngörülmüştür Avatar'ın ve başaran Betanova'ya geçer. Başaramayan Alfanova'da yükseldiği bilincin seviyesindeki bir bilinç seviyesine yerleştirilecektir. Hapsedilme diye bir konu yok. Avatar'ın istek ve gayretiyle yükselmesi söz konusudur burada. Hiç kimse mağdur edilmiyor bu durumda. Ama şöyle bir şey var. Şeriat bilincinin ilk kademesi olan şekil ibadeti boyutunda ısrar eden varlık obsesyona düşmüş bir varlık olmuş oluyor. Ve beğendiği bu manyetik alanda 78 bin yıldan beri yerinde sayıyor. Dolayısıyla bu varlıklar avatarlardan bahsediyoruz. Avatarların algıladığı yansımalardan bahsetmiyoruz. Avatarlardan bahsediyoruz. Bu bilinçte olan varlıklar başka varlıkların varlıklaştırılması için aşı olarak kullanılacaklar ve kendi bilinçleri yok olmuş olacak aslında. Ama bu da çok cüzi bir miktar olmuş oluyor. Yani evet, 78 bin yılda çünkü da yollanmıştır. 78 bin yılda Mevlana bilincine göre şeriat, tarikat, marifet, hakikat, enel hak, vahdeti vücut, ruhsal boyut, rapsal boyut, mutlak boyut, süper mutlak boyut diye bilinç seviyelerini saydık. Tanrı bilincine ulaşan varlık zaten Betanova'ya geçer. Evet. Şimdi arkadaşlar aşağıdan yazıyorlar. Tabii yeni takip eden ve öğretimizi yeni fark eden arkadaşlara böyle ortasından girmek bu konunun çok gerçekten beyin yakıcı olabilir. Onlar lütfen benim YouTube'daki kanalımda yaklaşık 40-50 tane baştan sona hocanın anlattığı öğretiler var. Bu frekansa geldiyseniz eğer buradan dinlemeniz kendi bilinç seviyenize uygun olursa zaten bu öğretiyi biraz böyle ortasından değil de başından anlayarak gitmeniz gerekiyor. Şimdi biz de her yayında başından başlayamıyoruz. Dolayısıyla lütfen siz en altta İsmail Keçeci'ye ile yaptığım ilk yayını bulup oradan yukarı doğru lütfen dinleyerek çıkın. Böyle ortadan anlamak pek mümkün olmayabilir. Kafanız çok karışabilir. Onu da söylemek istedim. Ben ekleme yapmak isterim. Handan Girit arkadaşımız kitabımızı sesli olarak okuyor ve bu konunun kitabı var, iki cilt halinde tek bir kitap var. Onu da arkadaşlara okumaları için, okuma imkanı sağlamak için e-maillerine gönderebilirim. Tabii ki değerini vererek veya elden kitap olarak alabilirler. Evet. Şimdi sorulara geçelim yavaş yavaş. Bu konuyu kapattık. Hocamız boyutlarda düşmeler yoktur diyor. Bazen çok ciddi bir düşüş yaşıyorum. Bazen de çok ciddi bir yükseliş yaşıyorum. Moral. Bunu nasıl yorumlar demiş arkadaş. Yani kişi arzu ve beklentisi doğrultusunda olanları iyi güzel doğru diye niteler.
olmayanları da kötü, çirkin, yanlış diye niteler. Yarattığı herhangi bir konuda kötü, çirkin, yanlış diye nitelediği zaman morali bozulur ve düşüşler yaşamış olur. Moralman düşüşler yaşar. Halbuki hiçbir frekans aşağıya hiçbir frekansı kazanan aşağıya inmez. Yani okul gibi düşünülsün bu konu. Herhangi biri ilkokulu bitirdi, ortaokula geçti, bir kere daha ilkokula düşmez. Ortaokul bilincinde olur. Ortaokulu bitiren liseye geçer. Lise bilincinden ortaokula veya ilkokula düşülmez. Kesinlikle yükselme vardır, yerinde sayma vardır ama düşüş yoktur. Kendi evet, öyle evet. algılıyor olabilir. Hani bazen çok kötü evet, hissederim, mesela bazen çok iyi işte hissederim. Zamanın varlığını iddia edenler vardır ama zaman kesinlikle yoktur. An, sadece an var diyebiliriz. Kişinin arzusu, beklentisi doğrultusunda olan mekanlarda bulunması ve kişilerin arasında bulunması zamanı öyle bir sıkıştırır ki kişi oralarda yaşadığı zaman doyum sağlamaz. Çok çok erken bitti bu ortam diye düşünür. Halbuki arzusu, beklentisi doğrultusunda olmayan ortamlarda bulunduğu zaman avatar o kadar bir genişler ki bitmez. İstediği netice elde edilmez, bitmez, genişlemiş olur. Dolayısıyla işte bu şekilde yaşar insanlar. Moralmen çöküntü yaratır. Ben askerlik yaparken nöbette benim için de zaman çok çok genişlemiş olurdu. Bir saat geçti zannederim, saate bakarım bir dakika geçmişti. O zaman algıladım bu hakikati askerken. Evet. Anı. Şimdi bizler beton düşünce alanına geçirip bu alanı kapattığımız zaman peki beton ovaya geçtiğimizde tekrar hayır, düşünce ve yaratım yapabilecek düşünceyle miyiz? Yaratım yoktur. Zaten Rahman boyutundan geçilmiştir oraya ve bilinçle hareket edilir. Betanova'da özel bir bilinçlenme söz konusu var. Bilinçlenmenin söz konusu var. Düşünceyle değil, yaratım da düşünceyle olacak değil. Bilinçle olacak. Bilinçli olacak. Peki mesela bilinçle yaratım hakkında böyle bir örnek ya da böyle bir bize söyleyebileceğiniz bir şey var mı hocam? Mesela sizin yaptığınız böyle bilinçle yaratımı biraz daha anlamayan arkadaşlarımız için biraz daha derin anlatma yani, ihtimalimiz hani, var mı? Yoksa hisle içimizden çıkacak bir şey mi? Birçok örnek verebilirim. Benim yaşadığım örneklerden. Bilinçli yaratım, düşüncesiz yani düşünceyle yaratmak. Bilinçle yaratmak, anında yaratmaktır işte. Düşünmeden yaratmaktır. Yani gerekli olduğu için yaratmak. Gerekli olduğu için anında yaratma söz konusu. Her zaman anlattığım gibi trafikte, park yerinde yer bulmayacağım diye düşündüğü zaman kişi yer bulmaz. Ama ben kızıma öğretmek için bir örnek verdim. Hastaneye gidiyoruz. Kızım dedi, hastanenin park yerinde bu saatte yer bulmuyoruz, bulamayacağız dedi. Ben de dedim, hayır bizim yerimiz kırmızı arabanın yanında ayrılmıştır dedim. Ondan sonra yoldan çıktık, hastaneye girdik, park yerine girdik. Bir araba park yerinden çıktı ve bize orayı boş bıraktı. O kırmızı arabanın yanıydı. Peki o kırmızı
Kız arabayı Fark siz nasıl fark etmedim. ettiniz? Bu Fark hani görü mü etmedim. Demek ki geldi? kızıma ders vermek için o şekilde söyledim. İşte bu bilinçli yaratım. Bilinçli yaratım bu. Bir girdik. Aa dedi kızım. Nereden biliyordun baba? Ben yarattım. Bilmek gerekmez. Ben yarattım onu. Sırf algılasın diye, yaratımı algılasın diye arabanın rengini de verdim. Kırmızı arabanın yanında yerimiz ayrılmıştır. Bu kadar basit. Kırmızıya söyleyen ve oluşturan sizdiniz yani. Aslında o daha önceden olan bir şeyi fark Hayır, etmekle ilgili değil. hastaneye Size o girmiş anda değildik. söyleyip Yani biz yaptığı bir şey, evimizden öyle mi? ancak çıkmış durumdaydık. Bir yol kat ettik, hastaneye girdik ve o olayı yaşadık. İşte torunum benim 4 yaşında oluyor Mart'ta. Yeni doğmuştu. Bir markete gittik, süpermarkete gittik. 0 numara bez almak için gittik. Damat beni bezlerin reyonuna götürdü, raflara. Bir baktı ki 0 numara yok. Dedim aşağıya inelim, alışverişimizi yapalım. Muhakkak gelecek. Bez muhakkak gelecek. Alışverişimizi bitirdik. Dedim hadi bezlere çıkalım. Çıktık. Aa dedi damadım. Burada 0 numara bez var. Evet ben sana söyledim bulacağımızı. Ondan sonra bir bakar hakiki rafında da var. Bir paket de hakiki rafında var. İkisini birden aldık. Olmayan bezi evimize gittik. Çünkü gerekliydi. Çünkü gerekliydi. Bir başka konu göz doktoru anneme sodalı yani sodyum bikarbonatlı su tavsiye etti. Sabahları gözlerini yıkaması için tavsiye etti. Markete girdim. Rafını buldum ama sodyum bikarbonat yok. O sodyum bikarbonatın varel gibi kartondan ambalajları var. Birçok bir şey var. Sodyum bikarbonat yok. Dedim sodyum bikarbonat yok. Oradadır dediler bana. Kadın da geldi. Marketin sahibi de geldi. Bulamadı yok. Aldı eline bir tane. Kırmızı bir şeydi. Ambalaj. Tezgahtaki kıza gitti. Bir sahibi var, bir tezgahtar kız var o markette. Kızım dedi, buna benzer ambalajlı sodyum bikarbonatlar vardı. Abla da elindeki sodyum bikarbonattır dedi. Aldı kadın başka bir şey. İşte Kıza sorarken sodyum bikarbonat oldu elindeki ambalaj. Verdi bana ve anneme ilacını yapmış oldum. Sonra bir başka gün cumartesileri birden sonra eczane yok. Kapanır. Ama nöbetçi eczaneler var. Baktık gazetede o zaman internet daha gelişmiş değildi. Gazetelerde nöbetçi eczaneler yazılı. Okudum. Not aldım. Birinci eczaneye gittim. Dört yol artı şeklinde bir yol. Ben bir tarafında inşaat gördüm. Aa dedim eczane inşaat halinde, tadilatta da gene de nöbetçi yazdılar. Halbuki o bir yüzündeymiş binanın. Görmedim ben. Daha uzaktaki nöbetçi eczaneye gittim. Bir çift çocukları hastaymış. Üzgün. İlaç ararlar. Eczanede de eczacının eşi var. Kendi yok. Kadın o saat yok. Bakar. İlaç yok. O çocukların, o gençlerin istediği ilaç o eczanede yok. Başka nöbetçi eczaneye gidin dedi adam. Ben de başka nöbetçi eczane olmadığını biliyorum. Efendi dedi, senin istediğin neydi dedi.
falan falan dedim. Peki dedi, döndü rafa. Aa dedi, sizin istediğiniz bütün ilaçlar hiç alakası olmayan rafta burada. Benim alacağım ilacın yanında. Ve aldı verdi çocuklara. Sevindiler, gittiler ilacı buldukları için. Yani bu örnekler çok. Peki, evet, sadece şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi biz normalde yaratımı nasıl yaparız? Düşünce oluştururuz, o düşünceye duygu katarız, duygumuzu olacağına emin oluruz, şüphe olmaz ve o hani yaratım olarak bizden yayılan olur görüntüler aleminde. Bu bilinçli hani normal düşüncesi, düşünceyle yaratım ve bilinçli yaratım tamam, arasındaki tamam, farkı anlamaya çalıştığım şöyle, için biraz üstüne gidiyorum. Yani burada duygu var mı? Yani bilinçli yaratımda duygu katıyor muyuz düşünceye oluşturmak için? Duygu yok. Duygu yok. Evet. Çünkü bilinçli yaratım, evet, düşünce yok içinde. Bu şöyle bir şey mi acaba? Bunu sadece şimdi ben yine kendi kendime konuşuyorum. Düşüncelerden çıktığımız için, yani artık düşünceler etki edemediği için biz aklımızın düşüncelerimizin üstüne getirip düşünceler 100 bin geliyorsa 60 bin, 30 bin, 20 bin, 10 bin diye azalttığımız için kendimizin içine gelen ve hayatın akışında olan zaten taktiği olur. Çünkü düşünce zıttıyla yaratılmaz. Eminlik orada olduğu için zaten istediğin şey orada kendi kendine oluşmaya, evet, başlar. Böyle bir şey midir, evet, bilinçli yaratım? Düşünce olmadığı için düşüncesizlik alandan, boşluktan istediğin ki, senin için tabii ki var olur bu gibi işte, bir şey midir? Tecrübeye de dayanan bir şeydir. Şimdi normal yaratım, düşün düşündüğüne, düşündüğünü yoğun olarak düşündükçe ona kendinden enerji vermiş oluyorsun. Enerjiyle beslenen düşünce duygu haline gelir. Duygular da daha önce anlattığımız gibi amigdala denen beyin noktacığında oluşan repliklerle ve göz derinliği dediğimiz oftalmiden çıkarak karşına çıkar. Yani bu zincirleme bir işlem. Ama bu işte düşünceyle yaratımdır. Ama bilinçle yaratım, evet, çok süratli ve anında oluşur ve gerekli olan oluşur. Benim arzum, beklentim yok. Yani tutup bilinçli yaratımda ben bir villa yaratamam, hayır, bilinçli yaratımda. Onu düşünceyle, evet, yaratabilirim. Evet. Bu aradaki Mesela, ayrımı anlamaya çalışıyoruz. Evet. Ben gençken denizi çok severdim. Hala severim ama imkanımız yok. Tek başıma denize giderdim. Paletlerimi takıp ta derinlere giderim. 10 metrelerde, 15 metrelerde mesela dalarım. Ve balıklarla oynaşırdım, manzaraları seyrederdim kendi başıma. Ondan sonra tekrar dönerdim karaya. Bir gün denizden döndüm, banyomu yaptım, yattım. Yatak deniz gibi sallanmaya başladı. Sekiz çizmeye başladı yatak. Yani ben kendimi öyle zannediyorum. Sekiz çizmeye başladı. Çok çok hoşlandım bu konudan. Ama meğer ben astral bedenim bedenden çıkmış ve salınım yapıyor bedenimin üzerinde, o şekildeydi. Ama tabii gençim, 18-19 yaşındayım bu konularda. De tam tecrübem de yok. Tam tecrübem gelişmemişti. Yani kendimi bulmaya çalışırdım. Kendimi arıyorum diye kitap yazdım zaten. Sonra ben bu duyguyu yaşayabilmem için ne yapmam lazım? Yorulmam lazım, banyo yapmam lazım, yatmam lazım. Ve o ortamı yakalayabilmek için 20 gece uğraştım. 20 geceden sonra konsantrasyonumu elde edip meditasyona başlamışım. Ve meditasyon olduğunu da bilmeden, meditasyonda ölü pozisyonu denen, yatarak, ilk yardım pozisyonunda yatarak meditasyon yaparlar. Ben bunun meditasyon olduğunu da bilmeden yaptım ve 20 günde başardım.
Şimdi şu anda anda saniyede ben o duruma girebiliyorum. Yani 20 günde elde ettiğim o pozisyonu ben anında elde edebiliyorum şu anda. Demek ki tecrübeye dayanır. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla bilinçli yaratım için zaten düşüncelerinden bayağı bir hafifletmiş olmak ve beynin düşüncelerle meşgul olmaması, zihinden çıkmış olmak gerekiyor. Şimdi bir tane ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Bu düşünceyle yaratım mıydı, bilinçle yaratım mıydı? Onu hocam sizden öğrenmek istiyorum. Bunu biraz daha oturtmak için. Çünkü önemli bir konu bu. Şimdi biz de arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda canım çikolatalı pasta istedi. Bir anda böyle durup dururken şöyle, ama bunu isterken düşünce yoktu. Böyle dalmıştım. Denize, yani böyle deniz gibi bir yere böyle bakıp boştu zihnim. Boşluktayken canım çikolata pasta olsa da yesem diye içim çekti böyle birden. Bunu söyledikten biz masada 4 kişi oturuyorduk. Oranın olduğumuz mekanın yıl dönümüymüş. Ben düşündükten 5 dakika sonra ve orada birden böyle kocaman bir pasta kestiler ve masalara çikolatalı pasta koydular ve biz 4 kişi oturuyoruz. Çikolatalı pastayı diğer 3 arkadaşımın değil benim tam önüme koydular. Ben bunu düşündükten 5 dakika sonra. Şimdi burada ben düşüncemle onu mu yarattım, yoksa boşluktan o olacaktı da ben onu mu kendime getirttim? Bunu bilinçli yaratım mı, düşünceli yaratım mı bilinçli söylediğim? Bilinçli yaratımdı. Tesadüf diye bir şey yoktur. Sen ne düşündünse o gerçekleşmiş oldu. Ama bir senaryoya dayanarak bilinçli yaratım olmuş Evet. oldu. Yani bilinçli yaratım, yani anladığım kadarıyla boşluktan hissederek böyle bir anda açığa çıkan bir şey Evet. bilinçli yaratım oluyor. Enerji vererek ve böyle oldurtmaya çalışmak yok burada. Kendiliğinden Evet. bir durum Evet. var gibi böyle Tesadüf oluyor. yoktur. Şimdi hayatınızda siz de bunları bir düşünün, şöyle bir gözünüzden geçirin. Biraz daha neleri düşüncemle yaratıyorum ve neleri bilinçli yarattım diye düşünebilir arkadaşlarla. Arkadaşlar diye düşünüyorum. Yani orada da bilinçli yaratım olacak Işte Betonova'da da bu egoya şekilde. hizmet yoktur. Egoya hizmet yoktur. Dolayısıyla oranın yıl dönümüydü. Egoya hizmeti sıfırladı. Evet. Yani aslında şu doyuma ulaşmak konusunu konuşalım mı hocam? Şimdi mesela arkadaşımız orada mesela ne diyor? Yaratım hakkım elinden alınacak. Düşünlükte yaratan bir Allah'tan varlığım ben. Benim düşüncemi ve yaratım gücümü elinden alan bir sistem var burada gibi algılıyor ve sistem tabii öğretiye karşı çıkıyor. Bu şu anda düşünceyle ve ego ile yaratım yapmak üstüne orada daha o doyum, yani hepimiz için, sadece onun için söylemiyorum tabii. Hala isteklerimiz olduğu için aslında biz böyle konuşuyoruz. Bunun doyumunu sağlamak konusunda mutlaka hani bilgiyle doyum sağlanmıyor. Ne olursa olsun o zaman düşünceyle yaratım yapmaya devam edeceğiz. Ta ki onun doyumunu sağlayana kadar bu Şimdi alanda. Öyle mi hocam oluyor? doyumunu sağlamak için, duygunun doyumunu sağlamak için düşünceyle o düşündüğünü, daha doğrusu aldığı bilgiyi hayatında otomatik olarak kullanabilir duruma gelmesi lazım. Bilinçlenebilmesi için. Ve dolayısıyla o konuda bilinçlenmiş olur. Mesela ben her zaman hırsızlığı örnek verirdim. Hırsızlık yapar kişi ve bunu hak sayar. Hiç kabahat saymaz, suç saymaz. Başkalarının malını alır, kendi malı gibi kullanır. Yani hırsızlık konusunda doyumunu sağlamamıştır. Ama bilinçlendiği takdirde hırsızlık yapma ihtiyacı hissetmez. Artık hırsızlıktan vazgeçer. Evet.
İşte egomuz olmadığı zaman da istek ve beklentilerimiz yok. İstek ve beklentilerimiz olmayınca yaratma ihtiyacımız yok. Yaratma isteğimiz yok. O zaman sadece bilinçli yaratım dediğimiz şey ihtiyacımız olan, ihtiyacımız olduğu anda önümüze Evet, gelmesi evet, ve bu evet. kadar. Hani duygular yok, duygularla uçmak yok. Tamamen Evet. dengede ve boşlukta sadece böyle varoluşta ne orası var, kalp atışının ne Evet. burası var, ne burası var, Evet, gıt işte olacağız. ben birkaç örneğim var benim. Çok güçlü örnekler. Kıbrıs Harekatı esnasında ben İstanbul'da stajdaydım. Son sınıfa gireceğim için stajdaydım. Savaşı o şekilde geçirdik. Ben de savaş olacağı için staj verildi bana ve İstanbul'daydım. Yani savaşa katılma imkanım dahi olamazdı o şekilde. Bize 1,5 ay sonra, yani 36 iş günlük stajım vardı iş günü olarak, bitirdim ve bize 2,5 liralık yevmiye verdiler. 36 çarpı 2,5 TL yevmiye verdiler. Zaten pek param da kalmamıştı. Ama ben fabrikada yemek yerdim. Öğle yemeklerini fabrikada yerdim. İstanbul Aksu fabrikası, tekstil fabrikası, battaniye ve erkek kumaşı üreten bir fabrikaydı, atölyeydi. Öğlen yemeklerini orada yerdim. Servis otobüsüyle gidip gelirdim evime. Ve akşam yemeklerinde de, bazı akşamlar da akşam yemeği de yedim. Kahvaltı yok. O şekilde 1,5 ayı bitirdik. Ondan sonra otobüse bindim. Yurda gittim. Yurt kapalı. İdarecileri buldum. Arka tarafta lojmanlar olduğunu biliyordum. İdarecileri buldum. Bana bir blok açtılar. Birinci blokun birinci katında bir odada yerleştirdiler beni. Tek başımayım. Yurtta hiç başka hiç kimse yok. Ama o zaman sigara içerdim. 3 lira öğlen yemeğine verildim. 3 lira akşam yemeğine. 1,5 lira da, yani 150 kuruş da, sizin tabirinizle 150 kuruş da sigara kibrit alırdım. Bir süre sonra cebimdeki para bitti. Çünkü zaten 36 çarpı 2,5 TL'ydi. Otobüs parası da verdim İzmir'e gitmek için. Bitti. Yurt kapalı olduğu için ben sandalyeye valizimi koyardım, masa niyetine. Yatağa da oturur, ders çalışırdım. Midem gurur demeye başladı. Cebimde para yok. Aman Allah'ım, ne yapacağım? Bir kitapları kaldırdım, valizi kaldırdım, sandalyeyi kenara çektim, yattım. Aman Allah'ım, ben ne yapacağım şimdi? Hiç kimse yok. Hıp diye bir arkadaş girdi içeriye. Yurda gelmiş. Ben de ağa çocuğuyum dedi. Tanıdığım bir kişiydi. Ağa çocuğuyum. Birçok para getirdim dedi. Gidip pavyonlarda şık tıkı şık tık yiyip içeceğim dedi. Şık tıkı şık tıkı da söyledi. Yiyip içeceğim dedi. Bir kavanoz bal, iki deste yufka getirdi. Kaloriferin üstüne koydu. Gitti. Hiç para isteme aklıma gelmedi. Gitti arkadaş. Kalktım ben. Bal, yufka yedim. Banyo tuvaletten de su içtim. Tekrar derse oturdum. Bir gün, 2 gün, 3 gün. Bir başka arkadaş girdi. Onun kim olduğunu hiç bilmem. Siması da yüz şekli hiç aklımda değil. Geldi, yatağın üzerine küçük bir tahtadan valiz attı. Küçük bir valiz tahtadan. İçi de defter kaplama kağıdı yapıştırılmış bir valiz. Safa dedi bana, İsmail Safa'ydık biz harekattan önce, baba adı geçerliydi. İsmail Safa. Safa iki heceli olduğu için herkes Safa demeyi tercih ederdi. Safa dedi bana, bunlar senin dedi, istediğin kadar ye dedi. Kalktım baktım, bir valiz sarı elma.
ve bal yufka, su, sarı elma yedim. 7 gün yedim. Ondan sonra postane açıldı. Birkaç kişi daha çoğalmıştı yurtta, öğrenci. Bekçi de koydular. Anons ettiler. Postane açıldı, ihtiyacı olan gitsin postaneye diye. İndim aşağıya. Dediler bana, sen de git telgraf çek. Ailenden birileri canlıysa sana para göndersinler. Paran yok. Odadan çıktığım yok. Tamam dedim, gittim postaneye. Memur ücreti koydu, telgraf çekti ve bana para gelmeye başladı. Para geldi, gittim yemek yedim, çay içtim. İşte bu yaratım. Ama o zaman Allah gönderdi derdim. Allah gönderdi derdim. Halbuki yaratım bilinçli değildi ama yaratımdı. Bilinçsizce yaratmış oldum. İhtiyacımı yarattım. Ve 7 gün aç kalmadım. Yedim. O şekilde. Bir başka dönemde mezun olmak için son defa İzmir'e gittim. Benim cebimde 3000 lira vardı. Amcamın oğluna da 4000 lira götürdüm. Bir baktım ki enflasyon aldı başını o zaman. 78'de enflasyon aldı başını gidiyor. Yetişmeyecek bana 1,5 ay o 3000 lira. Yeğenime dedim, bana 1000 lira daha verirsen git yarın annemden al. Bir gün sonra Kıbrıs'a gidecekti. Git al dedim 1000 lira annemden. Param da bana yetişsin. Dedi, ben harcamam için istedim o parayı ve harcadım dedi. Tamam, vermedi. Adanalı Adana'ya gitti. Uşaklı Uşak'a gitti. Yeğenim Kıbrıs'a geldi. Ben yalnız kaldım evde. Misafirdim. Yalnız kaldım. Elektrik parasını ödedim. Telefon parasını ödedim. Tüplerini kullandım. Ama yerine de koyduk. Tabii altta kalmam. 1130 liram var. Cebimde 1130 liram var. Gün oldu. 30 lirayı harcadım. Yüzlüğü bozdurdum. Ondan sonra tabii herkes memleketine gittiği için dolap boş. Dolabın üst gözünde, üst gözüne bez mendilimiz vardı o zaman. Anahtarlar ve paralarımızı koyduk. Koydum. Yattım. Ertesi gün sabah kalktım. 1130 lira var. 1130'da tamamlandı para. Hiç evde hiç kimse yok. Ondan sonra ertesi gün gene 1130'a tamamlandı. Dedim, yok, yazacağım artık. Allah'ıma bin şükür. Yazacağım artık bunu. Başka çaresi yok. Yazmaya başladım. Ne kadar arttı, ne kadar arttı. 1,5 ayda 1000 lira arttı. Yani bir amca oğlundan isteyip de alamadığım 1000 lira öyle az az harcadığım kadarı geldi, harcadığım kadarı geldi ve ben hiç mağdur olmadım, hiç parasız kalmadım, hiç aç kalmadım. Yaratmış oldum. Bu örnekler çok çok fazla aslında. Evet, bunlar hocam kendiliğinden olan, düşünce olmadığına, evet, ihtiyacına göre, evet, gelen şey bilinçli yaratım. Burada bir soru var. Yaratan hem düşünce yetisini verip, duyguları verip, hem de neden sonra bunlardan kurtulmamızı istiyor? İnsanlık seviyesidir işte. Dedik ya, kişi 17 boyuttan sorumludur. Her boyutta 343 frekanstır. Her biri farklı insanlık seviyesidir. En alt seviyeden en üst seviyeye kadar 17 çarpı 343 frekanstır. Evrim seviyesidir, insanlık seviyesidir. Bunu ne dedik? Betanova insanı olabilme alıştırması öğretiyoruz biz insanlara. Betanova insanı olmayı öğretiyoruz. Dolayısıyla kademe kademe kademe
insanlık seviyesini yükseltmesini öngörüyoruz. Her bir frekansın, evet, her bir boyutun da gerekçesi farklı. Evet, yani işte bir taraftan arzuların doyumu çok zor. Çünkü hani ego ve nefs öyle bir şey ki doymaz. Yani yaptıkça ve yaşadıkça daha da fazla, daha da fazla diyen bir ego ve bir zihnimiz var. Bir taraftan da diyoruz ki bunun doyumunu sağlayıp buradan geç. Bu konuda kendi adıma hani arzular geldiğinde doyum sağlamak noktasında acaba şöyle mi, gözlemci noktasına geçip de yapanın arzuyu karşına alıp kendinden farklı bir duygu gibi onu gözlemleye başladığında mı daha kolay acaba arzularımız ve isteklerimizden çıkabilir oluyoruz? Çünkü ne yaparsan yap daha da fazlası, daha da fazlası doyuma ulaşmak noktasında diyorum. Yani çok yaptıkça doyum sağlanır mı? Yoksa bunu çok, bir şekilde bir gözlem noktasına aldığımızda mı sağlanır? Alınan bilgiyi otomatik olarak kullanabilirsen bilinç yükselir. Ve otomatikman o hareketlerden, o düşüncelerden kişi kurtulmuş olur. Mesela diyoruz ki bilinç yüksekliği beyin kapasitesini artırır. Her bir bilinç yüksekliğinde beynin kapasitesi artar. Yunus balığının beyin kapasitesi 20'dir. Üçüncü boyut insanının %10'dur. Beyin kapasitesi. Bilinçlendikçe beyin kapasitesi yükselir. Düşünce gücü artar. Düşüncenin kalitesi yükselir. Dolayısıyla verdiğimiz örnekleri hayatına geçirip otomatik olarak kullanabilen kişi bilinçlenmiş olur ve o bilinçle bilinç seviyesi otomatikman bir şeyleri getirir veya bir şeyleri götürür tabii dolayısıyla. Bir şeyleri getirir, bir şeyleri götürür. Gene sorulardan devam edelim. Peki ben bu sistemi kabul etmezsem ve aşı olmayı kabul etmezsem ya da küpçükte olmayı kabul etmezsem diye tamam. Bir soru geldi. Şöyle bir şey dedik ya, kişi 7 mutlak boyut varlığının aşısını almıştır. Almıştır zaten. Yani kabul etmem diye bir konu yok. Yaratılmıştır ve o aşıyı almıştır. 20. boyut varlığı olabilmesi için, yani Betanova'nın ilk boyutuna geçebilmesi için aşı olmuştur. Reddediyorum, kabul etmiyorum diyen var. Dolayısıyla hem de gerekçe de şöyle, Rahman boyutundaki varlıkların seksi yok, seks yok orada. Cinsellik yok çünkü. Ben seks olmayan yere gitmek istemiyorum der bazı avatar. İstemiyorum der, reddediyorum der. Benim yerim iyidir. Ben seks istiyorum. Seks olan yerde kalmak istiyorum. Bir zorlama yoktur. İstek ve gayretle yükselecek. Empoze yoktur. Sadece öneri var. Bizden öneri gelir, bilgi gelir. Kişinin ferdi bilinci vardır. Vizyon manyetik alanda ferdi bilinç var. Ve hakiki Alfanova'da da rahim boyutundaki varlıkların ve yaratan boyutundaki varlıkların ferdi bilinçleri vardır. Rahman boyutundaki varlıkların yoktur ferdi bilinçleri. Çünkü beyin görevi yaparlar ve bir beyin hücresi gruptan ayrılıp gezip tekrar yerine gitmez. Dolayısıyla Betanova'da da ta beyin oluşsun, seks olabilir ama hücre olarak olur. Ama olabilir diyorum, var demiyorum. Olabilir ama beyin oluştuk. Peki şimdi
mesela bunu dinleyen arkadaşlar, ben seks olarak olan yere gitmek istiyorum, olmayan yere gitmek istemiyorum, beton havaya gitmek istemiyorum dediği zaman alsan havaya gitme hakkı mı doğar? O Evet, orada kaldı, evet. onu istiyor. Bu bilinçte olmayan yere Evet. gitmek istemiyor. O zaman alsan Altan havaya mı Ova'ya. transfer olmalıdır? Evet. Onu mu seçebilir? Mecburi, mecburi. Yok olma yoktur. Kendi bilincine uygun bir boyuta, frekansa yerleştirilir. Ama yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşme söz konusudur boyutları atlarken ve 19. boyutun altında bir boyut olmuş olur. Gideceği frekans ve boyut ve dedik ya 26 bin yılda bir boyut atlarlar. Ama Betanova'ya geçenler Şimdi 38'e çıkar. anladığımız Çıkmak üzeredir 38'e. Çünkü anda oluşuyor her şey. Hakiki Alfanova'ya geçenler 26 bin yılda bir boyut atlar. Ama Betanova'ya geçenler süratli bir şekilde yıldırım süratiyle 19. boyutuna çıkacak Betanova'nın. tamam. Şimdi yine ben öylesine boş konuşuyorum. Siz bana müdahale edin hocam. Şöyle boş konuşuyorum derken Yani boştan kendiliğinden öyle evet. konuşuyorum demek istiyorum. Hani öyle Tabii. anlamsız konuşuyorum demek istemiyorum. Hani bilmeden konuşuyorum. Doğrudur, bilmiyorum, eksiktir. Siz tamamlarsınız. Her Evet. zaman söylüyorum buralarda. Şimdi çok bu konuda yazan, çizen hani orada ferdi bilincin olmayışı ya da işte bir seks hayatının olmayışı birçok arkadaş için zor bir durum oluyor. Ben şöyle yorumluyorum. Şimdi bizler küçücük aklımızla bir başka kendimizden bir varlığa, kendimizin eril yanına ya da dişil varlığıyla bir birleşme yaşamak suretiyle burada zevk alma noktasında. Çocuk önemli değil. Çocuk için değil. Sadece bunu bir zevk için burada kullanıyoruz ve o zevki biz sonsuza 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 kadar birlikte götürmek istiyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Betonova'da daha şimdi mesela bir karıncayı, bir kaplumbağayı düşünün. Onun varlığı farklı. Seni nasıl ona göre üstün bir varlıksın sen? Ama o da orada kalmak istiyor. İşte maymuna göre de sen bunu hep konuşuyoruz ama şimdi burada da bir varlığa dönüşeceğiz orada. Hücre. Nasıl bir şey olacağımızı bilmiyorum Betonova'da. Ama Hücre. buradan hücreye dönüşeceğiz. Bunu da soracağım sonra. Hücreye dönüşeceğiz ve orada bu varlığımız ama hücre derken görüntü olarak gene böyle mi olacağız hocam? Hücre ama hani bir yerin hücresi gibi görüntü olarak gene bir Tabii bedenimiz ki olacak yani. Gulliver'in seyahatlerini onun için örnek verdim. Gülver'in seyahatlerindeki gibi. Ama orada kendi varlığımız zaten orgazmik enerji gibi olacak. Yani bizim her anımızda bir başkasına ihtiyacımız olmadan biz o duyguyu ve o zevki varlığımızdan yayılan olarak yaşadığımız bir yer olabilir belki. Çünkü üst boyut ve cennet Cennet boyutlarını ben öyle boyutudur. hissederim. Yani algılarım Betanova öyle cennettir. hissederim. Anlatılan cennettir. İşte o yüzden de zaten hani bunu böyle yapmak ve dünyasal yapmak biraz daha küçük aklımızda istediğimiz bir şey ama orada aslında zaten kendi varlığımızdan yayılan bir şey olabilir bu diye düşünüyorum. Ne dersin? Öyle konuştum. Yani tam olarak cevap veremedim. Bilemedim. Anlayamadım çünkü. Telefonda da konuşmuştuk da o yüzden hani bunun için bu duygular için hani cennet boyutları ya biz ne istersek orada kendi varlığımızdan açığa çıkan bir durum olmaz mı cennet? Hani Kur'an-ı Kerim'de de öyle de denir Tabii ya ki, ol tabii de ki. ve Evet, evet, olur gibi. evet. Yani orada o duyguyu istiyorsak ve onu yaşamak istiyorsak başka bir varlığa ihtiyacımız olmadan bizden açığa çıkan bir enerjiyle Evet, orayı evet. yaşamak değil Çünkü midir işte orası? ferdi Hani bilinç, cennet dediğimiz ferdi yer bilinç böyle olmalı. yoktur ama cüzi bilinç var dedik. Yani kulli bilincin bir birimci, kulli bilinç narsa cüzi bilinç nar tanesidir gibi düşünsek. Bu beyni her bir varlık birer nar tanesidir. Cüzi bilinci vardır beyine göre. Bütün beyinle birleştiği zaman da kulli bilinç olmuş olur. Birleşik. Evet. Ve işte Bir de seks iki kişinin
birlik bilincine ulaşması için ilk dalgadır. Şimdi burada bir hücre durumuna gelmek söz konusu ya. Aynı şeyi söyleyen arkadaşımız, hani bu düşüncelerimiz elimizden alınıyor, yaratımımız elimizden alınıyor, Betonova işte bir tuzaktır falan diye konuşma yapan arkadaşımız, seni diyor, sen buradan hani bunlara cevap verelim hocam. Çünkü akıllarda soru kalmasın hiçbirimizin. Sen diyor bitkiden, işte hayvandan, üçüncü boyut insanından 19 boyuta tırmandın ve bir varlık olarak, çünkü mantıklı Evet, konuşuyordu doğrudur. bir taraftan. 19. bayan kendini bir yerde geliştirdin ve büyüdün. Sonra burada öyle bir şey var ki seni tekrar bir hücreye hapseden bir şey var Ama diyor. hayır, Buna nasıl hayır. bakmalıyız? Bu Bu büyüklükte, bu evrenin konu büyüklüğünde. mutlak boyut varlıklarının konusu değil. Alfanova'nın esas sistemidir. Her 20 boyutta bir varlık dürülerek hücre olur. Yani bunu şöyle algılıyorum. Sonsuz büyüklükte, yani bizim akıllarımızın, mantığımızın katrilyoner katrilyoner üstünde büyüklükte bir yerdeyiz. Şimdi biz kendimiz zaten küçücüğüz ve o dürüldüğümüz yer şu anki halimizden, hücre de olsak bu şu anki varlığımızdan Çok büyük büyük bir aşama hücre gibi geliyor bunlar. bana. Ve sonra tekrar, yani burada hücre olmak ve amip olmak demek sen tekrar bitki Evet. olacaksın demek değil ki. Şu anki varlığından daha büyük, şimdi mesela kaplumbağa nasıl seni bilsin yani? Hani nasıl görür mesela? Daha farklı onu algılayamaz ki. Hani orada hücre olmak demek şu andaki varlığından daha üst bir noktaya çıkmak ve Evet. sonra bu böyle 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 aklımızın almayacağı bir yerlere doğru gidecek gibi Şimdi algılıyorum ben ben işte bütün bu bunu olayı da. Vahdet-i Vücut'ta anlattım. Vahdet-i Vücut'ta bir tuğla olduğunun bilincinde değildir. Tuğlalar birleşir, oda olduğunun bilincinde değildir. Odalar birleşir, ev olur. Ev, ev olduğunun bilincinde değildir. Ama işte geriye döndüğümüz zaman ev olan kulli bilinç için cüzi bilinç olan tuğlanın evi oluşturduğundan haberi yoktur. Bu şekilde söyleyelim. Oda evi oluşturduğundan haberi yok. Evin apartmanı oluşturduğundan haberi yoktur. Ve apartman kulli bilinçtir. Her bir saydığımız Muhteşem bir örnekti. isim de cüzi bilinçtir. Bu şekildedir. Evet. Çok çok güzel bir örnekti. Şimdi oturdu hocam. Yani eminim. Şimdi ben de daha derin anladım. Evet. Arkadaşlar da öyledir eminim. Şimdi yazılara göre görüyorum istekleriniz niye olmuyor diye. Genelde bir şey istediğimiz zaman ters çaba kuralı da hakim oluyor. Zihnimiz ve egomuzla istediğimiz için ego bir şeye tutunuyor ve onun zıttını da bizde yaratıyor. Ve o zıttını yarattığımız için de istediğimiz şeyler olmuyor. Ama egosuz, boşluktan istemek, sabahtan beri hani deminden beri konuştuğumuz konu o. Ego olmadan ve düşünceler, ya ego olurken istediğiniz isteklerde çok fazla tutunduğumuz için, olsun diye çok tutunduğumuz için ters Şimdi çabasıyla olduğurmuyoruz aslında. Ama boşluktan istere bırak gibi olduğunda benim oluyor. öğretime göre tarif edeyim bu konuyu. Neden düşünce Evet. gerçekleşmiyor? Olmuyor. Bir yaşam programı vardır. Dördüncü boyuttan üçüncü boyuta inmezden evvel kişinin kendi evrimi için bilinçlenmesine çok yardımcı olacağı için bir yaşam programı yapar. Yaşam programına göre düşünür ve yaratır. Yaşam programının dışında bir şey düşündüğü zaman o gerçekleşmez. Yani onu yaratamaz avatar. Mesela her zaman ben kendimi örnek gösteriyorum. Benim yaşam programımda, ben avatar olsam yaşam programımda katım ve yatım olmaz. Çünkü yaşam programımda programlamadım. Benim
herhangi bir apartmanım olsun, apartmanda bir evim olsun, denizde bir yatım olsun diye programlamadığım için ne kadar düşünsem gerçekleşmez. Bir de başka konu var, işte arzu ve beklentiye dayalı olan yaratımlarda. Şimdi kozmik yapıyı bir su birikintisine benzetelim. Düşünce kişinin beyninden bir nokta halinde çıkar ve tüm ortama büyüyen küre olarak yayılır. Şimdi bir kişi düşündüğü anda su birikintisine taş atmış gibi kozmik yapıya da düşüncesini atmış olur ve bu düşünce noktası, bu düşünce küresi kozmik yapının dengesini bozar. Kozmik yapının dengesini bozduğu için tabii kişi düşünür, duygu haline getirir, düşüncesini yaratır ve içinde yaşar ve bu yaşadığına iyi, güzel ve doğru olarak niteler diyelim. Veya kişi düşünür, yaratır ve içinde yaşar, kötü, çirkin, yanlış diye niteler yaşadığı olayı. Bu her ikisi de herhangi bir su birikintisine taş atmış gibi kozmik yapıya bu düşünce küresi atıldığı için kozmik yapının dengesini bozar. Kozmik yapının dengesi bozulunca Allah sistemi, Allah sisteminin görevi kişileri yetiştirmek, üst boyutlara ulaştırmak ve dengeyi sağlamaktır. Dolayısıyla Allah sistemi kişinin düşündüğüne göre hareket eder ve kozmik yapının dengesini yerine getirir. Dengeler, yani kozmik yapıyı dengeler. Ama nasıl dengeler? Kişi yaratıp yaşadığını iyi, güzel, doğru diye nitelerse kozmik yapının dengesi bozulur. Bu defa Allah sistemi ona kötü, çirkin ve yanlış olarak niteleyeceği bir olay yaşatır. Kendi düşünmeden. Kötü, çirkin, yanlış diye nitelerse Allah sistemi ona kozmik yapının dengesini düzeltmek için iyi, güzel ve doğru diye niteleyeceği bir olay yaşatır. Dolayısıyla kişi iyi, güzel ve doğru diye nitelediklerinden mağdur olmadığı için farkında değil. Kötü, çirkin, yanlış diye nitelediklerinden ve dolayı mağdur olduğundan dolayı farkındadır. Dolayısıyla düşündüğüm gerçekleşmedi der. Halbuki önce gerçekleşir, sonra tersi gerçekleşir düşünmediği halde. Yani pozitifi yaşayan arkasından negatifi yaşamak mecburiyetindedir. Negatifi yaşayan arkasından pozitifi yaşamak mecburiyetindedir. Onun için diyoruz ya, düşünce aşamasında, yani yaratan boyutunda 8, 9 ve 10. boyutlarda kişi düşünceyi öğrenirken önce hem negatif hem pozitif düşünür ve yaratır. Sonra fark eder, negatifleri hayatımdan atayım diye düşünür ve sadece pozitifleri gerçekleştirmeye çalışır, yaratmaya çalışır. Ama tersini de mecbur yaşayacak tabii. Ama bunu bilmediği için övünür, birçok kişi övünür, ben pozitif düşünceye sahibim diye övünür. Halbuki arkasından negatifi de yaşayacak. Ondan sonra negatifi de bırakır ve nötr düşünceye sahip olur. Ben bunu renklerle anlatıyorum. İsterseniz bir örneğini vereyim. Bu yeni başlayan arkadaşlar için. Evet hocam. Şimdi renklerden bahsedelim. Kişi ilk aşamada bazı renkler güzel, bazı renkler çirkindir der. İkinci aşamada renklerin hepsi güzeldir, çirkin olmaz der. Üçüncü aşamada renkler sadece vardır,
güzeli çirkin olmaz der. Şimdi yansımalara dayanarak bunu insana çevir. Bazı insanlar güzel, bazı insanlar çirkin. Bazı insanlar kötü, bazı insanlar iyi diye düşünür ilk aşamada. Sonra halbuki yansımalarıdır. Kendi hücrelerinin yansımasıdır. Işıktan varlıktır. Bütün algıladığı avatarın. İkinci aşamada insan için ve yansıma için söylüyoruz. İnsanlar hep güzeldir. İnsanlar hep iyidir. Çirkini olmaz, kötüsü olmaz insanların diye düşünün. Ondan sonra üçüncü aşamada da hepsi yansıma olduğunu algıladığı için yansımalar sadece vardır. Benim kendi kendimi yetiştirebilmem için bana yardımcı olan elemanlardır diye düşünür. Ve düşünce aşamasında nötre ulaşır. Evet. Şu yaşam programı hakkında ben kafama bir şey takıldı. Şimdi Allah bizim olmayacağı ve yaşamayacağımız bir şey alanımıza sokup bize düşündürtmez diye bir inancımız vardır. Yani şimdi ben eğer bir şeyi burada ben kendim de mesela şimdi sordum idrak geldi onu da anlatacağım arkadaşlara. Yani bu konuyla ilgili mesela ben diyelim ki bir yerden şimdi yazlık istedim. Çünkü orada enerji, oradaki enerji çok hoşuma gitti ve ama o kadar da param yok diyelim ki. Ama istek geldi ve oranın görüntüsü ve duygusu içime geldi. Allah vermeyeceği şeyi istetmez diye bir düşüncemiz de vardır. Şimdi eğer yaşam programımda yoksa böyle bir şey, bunu ben düşünebilir olur muyum? Yoksa düşünürsün yaşam programında... ama gerçekleşmez. Düşünür. Yani yaşam programında olması da düşünüyor. Evet, düşünebiliyorum tabii ben. Tabii o isteyebiliyorum yani. Burada şöyle bir idrak geldi. Düşünebilirim ama o yaratım enerjisi içinden ateşlenmez gibi geldi. Hani düşünceyle kalırım gibi düşündüm ben. Hani şu anda geliyor bana bu. Hani mesela düşünürüm ama eğer yaşam programımda yoksa hani sonsuz olasılıklar vardır ve sonsuz olasılıklar bizim içindir ve biz sonsuz olasılıklar evreninden indirebildiğimiz ve emin olduğumuz ve istediğimiz her şeyi kendimize çekeriz diyebiliriz biz sonuçta. Ama yaşam programımızda anladığım yani bu öğretiyle benim bildiklerimi birleştirerek anlatıyorum hissettiğimi. Ama bunu evet sonsuz olasılıkları aklımıza gelip isteyebiliriz ama orada bir ateşlenme olması herhalde. Bunu yaratıma dönüştürecek ateşlenme burada eksik kalır gibi hissettim ben birden. Bilmiyorum. Evet, öyle konuşuyorum ben. Şimdi piyango bileti alacak kişi büyük ikramiyeyi kazanmak ister. Bana çıkmaz ama alayım der. Alayım bir bilet alayım der. Ona o bilet çıkmayacak. Çıkmayacak olan bileti neden alır? Yaşam programında olmadığını bilmediği için bu şekilde yaratmış olur. Yani o etrafına duvar örer kazanmaması için. Şimdi başka peki, bir yaşam bilet konusunu söyleyelim. Büyük babam ben küçükken anlatmıştı bana bu konuyu açıklayabilmesi için. Bir usta var. Her hafta çırağını gönderir. Bir deste bilet al gel der. Çırak da gider alır gelir. Ama seri bilettir onlar. Bir tane de bana ver be usta der çırak. Yürü git peşine der. Büyük babamın anlatımıyla kovar çırağı ama kazanmaz. Ertesi hafta gene alır, ertesi hafta gene alır. Her hafta da çırak der, bir tane de bana ver bu usta der. Artık usta al be diye bir tane verdi bilet çırağa. O bilet büyük ikramiyeyi kazandı. Şimdi usta o bileti çırağa vermese kazanacak mıydı büyük ikramiyeyi yoksa kazanmayacak mıydı? Kazanmayacaktı çünkü yaşam programında yok.
Evet. Aslında çok iyi anlıyorum. Şimdi arkadaşlar yaşam programını algılayamıyorlar ve kendimize sınırlamış olmuyor muyuz diyorlar. Yine ben araya giriyorum. Bu yayında biraz fazla giriyorum ama oluyor hocam. Evet. Biz çok konuşuyoruz ya. Çünkü biraz daha kendimde idrak olduğu açılıyor bu konuda. Konuşurken geliyor. O yüzden paylaşmak istiyorum. Şimdi bizler yetişmek üzere bu simülatör alanında yetişmek üzere bulunuyoruz. Ve aslında hani düşün ki anne karnındaki bebek küçük oluyor ve ite kaka yürüyerek öğreniyor gibi düşünün. Bu noktada şimdi sen üçüncü boyuttan evrime alınmış bir varlıksın. Ve her bir boyutta geçeceğin 343 tane frekans var. 19. boyutun son frekansını sağlayana kadar 343 tane adım geçeceksin bu Her bir boyutta. noktada. Frekans geçeceksin. Sonra boyut atlayıp her bir boyutta 343 frekans geçirip bir üst boyut atlayıp tekrar 343 frekans geçireceksin. Sen burada yetişmek üzere varsın. İsteklerini ve kendini sınırla, kendini sınırlama, bol bol egonla yaşa diye yoksun. Sen bir bilinç olarak Tanrı olmak üzere yetiştirilmek üzere bu alanda senin asıl amacın çok zengin olayım, çok güzel olayım, sınırlamayayım kendimi, muhteşem, oh akı akı yaşayayım gibi bir hayat yaşamak değil. Senin amacın gerçek bir yaratıcı olmak üzere bu alanda yaşamak. Dolayısıyla sen çözülüme uğradığında ve dördüncü boyuta geçtiğinde senin için önemli olan yaşam programı bu kaldığın frekanslarda neredesin, neyi öğrendin, neyi öğrenemedin, kendinde hangi ve neyi açmak üzere, yetişmek üzere ne eksikliklerin var? Yaşam programın buna göre hazırlanıyor. Ve o frekansta senin eğer evin, araban, güzelliğin, işte başarın iki dengeyi yaşayarak dengeye gelip ilerlediğimiz için hayatın amacı senin güzelliğin, başarın, mutluluğun olmadığı, senin kendi varlığının ruhuna kattığı deneyimler olarak dengeye gelmen olduğu için bu frekanslarda kaldığın yere göre sen yaşam programını kendi kendine yapıyorsun. Dolayısıyla hani arkadaşların sorularına cevap vereyim. Hani kendimizi sınırlamış olmuyor muyuz gibi bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi sen burada amacın zaten kendinden çok büyük bir şeye evrilmek üzere bir programa tabi olduğun için Şimdi buradasın. Yani diye düşündüm. iki türlü kelimeyle anlatalım bunu. Kişi hırs, kin, kıskançlık, ego, bencillik işte konularını yaşarsa bu çok düşük frekanslı bir yaşam. Bunlardan yavaş yavaş kurtulup özveri, feragat, fedakarlık, diğergamlıkla, hoşgörü ile sabırla yaşama geçmesi lazım. Bir taraf o ilk anlattıklarımızı bırakıp ikinci anlattıklarımızı elde etmesi lazım kişinin ki frekansı yükselebilsin. Bu şekilde olur. Evet. İkinci neyi anlatıyorduk? Neyse daha sonra da onu anlatırım. Hemen çıktı aklımdan. Tamam. Şimdi çok soru var ama ben soruları bölmeden hani olduğumuz konuştuğumuz yerden gitmek üzere biraz bakıyorum. Birlik bilinci antrenmanı Evet, yapılır. yapılır mı? Tabii Birlik bilinci yapılır. ne olan nasıl İşte yapılır? bu hücre ve yansıma konusuna da dahil bir soru. Antrenmanı yapılabilir. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, birlik bilincinin basamakları bir aileye neneler, dedeler de gelebilir, teyzeler, halalar, amcalar, dayılar da gelebilir. Aile büyür. Birlik bilincine bir adım bu. Daha sonra mahalle olur, semt olur, memleket olur ve dünya olur. Ve bizim söylediğimiz gibi hakiki kozmik yapıda galaksi birliği oluşmuştur Samanyolu galaksisinde. 9 galaksinin birleşiminden de Galaktik Konfederasyon kurulmuştur. İşte birlik bilincinin kademeleri bunlar. İkinci bir şey söylüyorduk. Çıktı aklımdan da. İhtiyarlık.
Şimdi böyle hayatıma biraz daha böyle enerjisel olarak bu alana girip İsmail Keçici öğretmenimin derslerine ilerledikçe kendiliğinden benim yapmadığım, mesela burada beni izleyen Serap diye bir arkadaşım var, Filiz diye bir arkadaşım var. Böyle hayatıma giren insanlarla sürekli bir beyin olarak, tam da benim enerjime göre o arkadaşlarımda, yani ondaki açılımlar, o bana bir şey diyor, aa ben tam zıttını diyorum, o aa, işte böyle bir beyin nöronlarımızı çalıştırdığımız bir hayat bir bizi birleştiriyor. O kim bilir nerede, başka şehirde, o başka şehirde, ama biz birleşip hiç tanımadığım insanlarla bir diyalog halindeyim. Hatice olsun, arkadaşım olsun. Yani onlarla diyalog halinde kalıp evrenin birleştirmesi olduğunu düşünüyorum beni onlarla. Ve aynı frekansta, aynı enerjide bir şekilde tam zıtlarla birlikte, hem hem gibi, hem öyle hem böyle, senin dediğinse benimki değil, benim dediğinse seninki değil ama ikisi de doğru gibi, böyle bir ateşleme olarak birleştiğimizi düşünüyorum, hissediyorum. Ve bunu yapan yani şimdi, bir sistem yapıyor diye aklıma geldi ikinci şık. Bir öğretide dörtlü gruplar oluşturun dendi. O dörtlü grupları daha sonra birleştirin dendi. İşte bu birlik bilinci alıştırması oldu. Bir öğretide de yedili birleşim yapın, yedi kişi birleşsin, bir grup oluştursun. Sonra 18'li gruplar oluşturun ve bu 18'li grupları daha sonra birleştirin diye birleşim antrenmanı önerdi bir öğreti. Ben de diyorum ki şimdi hücre başka, yansıma başka. Yansımalar hücrelerin yansımasıdır. Işıktan varlıktırlar. Ama hücreler bedeni oluşturan hücrelerdir. Şimdi kişi avatar yansımalarıyla birleşmek mecburiyetindedir. Yansımalar hücreleri değil. Ve yansımaları yetiştirme söz konusu da değil. Ama avatar birleşerek o yansımaları yetiştirdiğini zannederek birleşir ve birleşim birlik bilincini antrenmanını yaşamış olur. Yanındaki kişileri yetiştirdiğini zanneder anlatarak. Halbuki yanındakilerin tümü yansımadır. Kendi hücrelerinin yansımasıdır, ışıktan varlıklardır. Onlar sinema perdesine vuran ışıklardırlar. Şimdi esas yetiştireceği elemanlar bedenini oluşturan hücrelerdir. Ve kişi, daha doğrusu baştan söyleyelim, Atlantalı'nın düşüncesini avatar kozmik akım olarak alır ve kendi kendini yetiştirmeye çalışır. Bedeninin hücreleri, avatarın bedeninin hücreleri de avatarın düşüncesini kozmik akım olarak alır ve kendi kendini yetiştirmeye çalışır. Yansımaları yetiştirdiğini zanneden kişi yanılmış olur. Çünkü yansımalar hücrelerin yansımasıdır. Işıktan varlıklardırlar. Hücrelerin ışıktan görünen varlıklarıdırlar. Şimdi insan hücrelerini yetiştirir. Hücrelerini yetiştirir. Hücreleri artist olarak düşünelim. Film çeviren sanatçılar olarak düşünelim. Sinema perdesine vuran ışıklar da yansımadır. O sanatçıların yansımalarıdır. Kişi artistleri, sanatçıları yetiştirmek durumundadır. Ama sinema perdesine vuran yansımalarını yetiştiremez. Evet. Çünkü zaten ışıktan varlık onlar. Şeydir. Yani onlar ışıktan varlık. Onlar avatarın kendi kendini yetiştirebilmesi için ona yardımcı olan elemanlardırlar. Ama bedenindeki hücreler kendi alt bilinçleridir.
ve onları yetiştirmek durumundadır avatar. Hücrelerin öğretmenidir. Düşüncelerini hücreler alır ve kendi kendilerini yetiştirmeye çalışırlar. İkisi çok farklıdır. Ya evet, yani aslında göremediğimiz için hücrelerin sonuçta bize rol yapan hücreler rol yapmaz. Gördüğümüz için hücrelerin yansımaları rol yapar. Burayı bir daha anlatın. Hücrelerin yansıma, ama bizi gördüğümüz yansımalar olduğu için hücrelerimizin aslı olarak gördüklerimiz var. Onların aslı farklı ama her türlü bize rolünü oynayacak deriz Evet. Ya hocam. Onu söylemeye Yansımalar, çalışıyorum. yansımalar Burayı hücrelerin yansımasıdır. Ve evet. hücrelerin yansımasıdır. Evet. Ama rollerini 343 oynarlar. frekansa dağılırlar ve rollerini oynarlar. Nasıl oynarlar? Avatar hangi bilinçteyse o bilinç seviyesine, o frekansa yerleşen yansımalar avatarla denk bilinçteymiş gibi rol yaparlar. Avatarın bulunduğu frekansın üstüne yerleşenler avatardan bilinçliymiş gibi rol yaparlar. Avatarın frekansından aşağıdaki frekanslara yerleşenler de avatardan bilinçsizmiş gibi rol yaparlar. Ve avatarın kendi kendini yetiştirebilmesi için ona yardımcı olurlar. Ama hakiki hücreler avatarın alt bilinçleridir ve avatar aslında onları, hücrelerini kendi düşüncesiyle yetiştirir. Ve hücreler yetiştikçe frekansları yükselmiş olur. Ama biraz önce de söyledik, avatar bilinçlendikçe beyin kapasitesi artar ve düşünce yeteneği daha kaliteli olmuş olur. Düşündükçe hücrelerini yetiştirir. Hücreler yetiştikçe hızları artar. Bütün bedenin hızı artınca bilincin de yüksekliği nedeniyle bu beden ve bilinç bir üst boyuta geçmiş olur. Betonova'ya geçen Haykatya'nın perisipi bağı kopacak mıdır? Her boyutu üst boyuttan yardımcı olan varlıklar var mıdır? Betova'nın beynini oluşturan oluşumun yetiştirilmesinden sorumlu varlıklar olacak Şimdi mıdır? hep anlattığımız bir şeyler bunlar. Şimdi Betonova laboratuvarında özgüç küresi diye bir küre var. Her bir avatarın perisprisi o özgüç küresine bağlıdır. Kopyası olduğu Atlantalı'nın perisprisi de o özgüç küresine bağlıdır. Bütün Atlantalı düşüncesini bu perispri bağı sayesinde avatara geçirir. Kozmik akım olarak avatara geçirir. Avatarın öğrenimi bittiği zaman kuluçka makinesinden çıkar gibi civcivin, daha önce bu şekilde anlatmıştık. Avatar Betanova'ya aktarılacağı zaman bu perispri bağı kesilmiş olur. Ve Haykatra hiçbir kimseye bağımlı değildir. Tek başınadır. Cüz'i bilince sahiptir ve külli bilince sahiptir. Atlantalı'yla hiçbir alakası kalmaz. İkinci soru kozmik neydi? Akım. Yani sorunun devamı. Onu kaybettim. Bir dakika bakayım tekrar. Betonova'ya geçen haykatların perispri bağı kopacak mıdır? Her boyutu üst boyuttan yardımcı olan varlıklar var mıdır? Betonova'nın beynini oluşturan oluşumun yetiştirilmesinden sorumlu varlıklar olacak mıdır? Yardımcı olan varlıklar 7 mutlak boyut varlığıdır. Betonova'daki varlıklar da zaten işte bu öğretiyle yetişmiş olacaklar. Gene yetiştiren varlıklar hem Atlantalıdır hem mutlak boyut varlıklarıdır. 7 tane mutlak boyut varlığıdır.
Şimdi arkadaş var Sudan. Burada kalbim kabul etmiyor. Kuluçka makinesini de kabul etmiyorum. Tavuk değilim yazmış. O zaman bizi dinlemeyi bırakın. Kalbinizin kabul etmediği yerde olmamalısınız diye düşünüyorum ben. O zaman yolunuz açık olsun. Hocam şimdi kozmik akımdan bahsetmiştik. O zaman sizin bize verdiğiniz bilgileri de biz kozmik akımla kendimize üst benimizden yani bu mesela şimdi şöyle düşünelim. Her şey bir yansıma dedik. Arkadaşlar her zaman söylüyorum kendi alanlarından anlasınlar. Vizyon hani simülatör alanlarından bunu derin idrak etsinler. Şimdi burası beynimden yansıyan görüntüler olmuş oluyor simülatör alanında. Dolayısıyla siz benim karşımda aslında İsmail Keçeci öğretisi de ben belli bir seviyeye geldiğim için o seviyeden kozmik akım olarak bana inen ve karşımda görüntü olarak gözüken bu şekilde yansıtmışım ve kozmik akım olarak mı alıyorum ben bu Tabii ki. bilgileri? Bunlar da bir kozmik akım Tabii ki. bilgileri. Bizim verdiğimiz bilgiler mutlak boyut varlığı bilgileridir. Ve her zaman söylediğimiz gibi Cebrail'i bir görevdir diyoruz. Kim yetiştirecek? İşte yedi mutlak boyut varlığı yetiştirecek avatarı. Bu şekilde kozmik akımla. Evet, yani her şey bir kozmik akım olarak Yansıyor. buraya Evet. iniyor, bir Evet, şekilde Alfa yansıyor, aynen. Nova'daki birçok olay ve birçok varlık Avatar'ın gelişmesi için, Avatar'ın bilinçlenmesi için vizyon manyetik alana da yansıtılmaktadır. Evet. Şöyle bir soru var. Avatar'ın yalnızlığı, inzivayı, insanlardan uzaklaşmak istemesi kolayı seçmesi midir? Tekamülde kolaya kaçmak mıdır? Ertelemek midir? Yoksa bilinç yükselmeye yardım eder mi yalnızlık? Yalnızlık bilinç yüksekliğine yardımcı olur aslında. Tek başına olan kişi, biz hapishaneyi de aynı şekilde düşünüyoruz. Tek başına olan varlık düşünerek bilincini yükseltir. İnzivaya çekilen de bilincini yükseltmiş olur. Çünkü zaten piramitleri anlattık, bilinç seviyelerini ve yükselimlerini anlattık. Piramidinin üstündeki tek bir taş durumundadır. 19. boyut varlığı ve dolayısıyla tek başınadır, yalnızdır yani. Ama bunu Atlanta'da tek bir varlık vardır diye algılayanlar vardır. Atlantalı tek bir varlık değil. 9 boyut dolusu Atlantalı var ve dünyasal matematik sistemine göre sayısı açıklanamayacak kadar çoktur. Ve hepsi piramidinin üstündeki tek bir taş durumundadır. Ve yalnızdır. Dünyada da avatar 19. boyut bilincine ulaştığı zaman piramidinin üstündeki tek bir taş durumunda olmuş olur ve yalnızdır. Ve düşünmemekle bu vizyon manyetik alanını boşaltmış olur. Evet, diğer mutlak boyut varlıkların Mutlak görevleri boyut nelerdir? varlıkları tek bir hücredir ve kendi açısından bilince sahiptir. Ve her bir boyutta evrim ve tekamül devam eder. Her bir boyutta bedensiz varlık yok. Her bir boyutta varlıklar bedenlidir. Kendilerine göre bilinç seviyeleri ve yaşamları var. Evet. Yani kalbimizin kabul etmediği hiçbir öğretiyi, hiç hissettiklerimizin peşinden gitmeliyiz ve ne istiyorsak Evet. kalbimizin doğrultusunda yol almalıyız. İçimizin almadığı hiçbir öğretiyi Evet, dinlememenizi tavsiye ederim. ben de ne derim bu konuda? Hocam Huzurlu olacağı bir öğretiyi takip etsin. Huzursuz olacağı öğretiden bir şey anlamaz. evet, gerek yok yani. Boşuna Evet, kendinizi zorlama yap. zorlamaya gerek yok. İçiniz alıyorsa burada kalırsınız, Evet. almıyorsa gidersiniz.
Ama işte böyle bir şey oluyor. Hem kalbim kabul etmiyor, ben hem de 2 saat burada sizi dinliyorum. Nasıl bir şey oluyor? Çünkü içinde bir şey de orada bir savaş veriyor olabilir. Yani Evet. enerjisel olarak. Hocam, neden peygamberler hiç bu nötr konudan bahsetmemişler mi acaba? Nötr olmaktan, bize hani öğretilerine nötr olun diye bir cümle geçmiş midir? Ben bilmiyorum, öyle bir soru geldi. Nötr olunmakla ilgili bir konu peygamberlerin öğretisinde Yok. var mıdır? Yoksa neden bize bunlar hiç Yok. söylenmemiş, şimdi mi açığa Kapalı çıkıyor bu olarak öğretiler? anlatılmıştır. Nötr düşünce kapalı olarak anlatılmıştır ama Kur'an bile negatifi bırak, pozitife geç mesajı verir. Evet. Acaba bu da avatar nötr bilince, hani hep öyledir ya, önce bilgisi gelir sonra kendisi gelir. Evet. Hazır olmayan hiçbir şey de senin alanına zuhur edemez. Herhalde nötr düşünceye ve 78 bin yıl boyunca belki de hazır olmadığı için avatar şu anda Evet. belki buraya hazır olduğu Evet. için bunları duyabilir Evet. oluyor Her olabilir bir yani. bilinç seviyesine uygun olarak gelmiştir kitap. Hep de 700 yıl arayla gelmiştir. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an, Mesnevi 700 yılda bir gelmiştir. Bizim kitabımız da Mesnevi'den 700 yıl sonra gelen bir kitaptır. Avatar'ın bilinç seviyesine uygun olarak verilen bilgilerdir her biri ve tek bir kitabın bölümleridirler diye düşünebiliriz. Tek bir kitap zaten Betanova varlığı olma kitabı. Evet. Hocam, şimdi avatar diyelim ki üçüncü boyutta, şu an sizi dinlerken üçüncü boyutta ya da beşinci boyutta diyelim ki. Vizyon manyetik alanın kapanmasına da az kaldığını siz söylüyorsunuz. Bu süre zarfı içinde üçüncü ya da beşinci boyutta olan, kendini daha fazla geliştirememiş olan avatar, yani şeriatı geçti belki, tarikata geldiğini düşünelim. Tarikat boyutundan 19. boyuta bu kısa süre içinde, hani 78 bin yıl boyunca bunu yapamamış mesela. 10 yıl boyunca yapma ihtimali, her zaman Evet. ihtimal vardır ama hani böyle bir sıçrayış yaşanır mı? Şimdi zaman yok, sadece an var diye düşünüyoruz ve bu anda sonsuz uzayabilen andır. An öyle tık diye bir an diye düşünülür aslında. Zaman yok ama sonsuz uzayabilen bir an olduğu için süre uzundur ve hiçbir avatar heyecanlanmasın başaramayacağım diye, 19. boyutun son frekansına ulaşamayacağım diye heyecanlanmasın. Ulaşılabilecek bir süre vardır. Ve normal yaşamda olmasa bile 4. boyut yaşamında kişi 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayabilir. Hocam, Nuh'un gemisi sizin Ya şimdi öğretinizde neye tekamül eder? Neye anlatır bize? aşağı yukarı 30 milyar yıl sonra hakiki kozmik yapıdaki dünya su bilyesine dönüşecek. Yani hiç kara parçası kalmayacak dünyada. O gibi bir yaşam gerçekleşti hakiki kozmik yapıda ve Nuh'un gemisi tahta bir gemi değildir. Tahta bir gemi değildir. Bu gemiye konan varlıklar da çift çift canlı değildir. Aslında bir uzay gemisiydi. Nuh'un gemisi bir uzay gemisiydi ve varlıklar sadece DNA olarak depo edilmiştir. Ve bir dişi bir erkek de değil. Birçok, mesela keçi diyelim. Keçiden bir dişi bir erkek yerleştirildi Nuh'un gemisine hikayede. Ama aslında birçok dişi birçok erkek DNA'sı yerleştirilmiştir uzay gemisine. Ve o uzay gemisi karalar görünmeye başladığı zaman gerekli olan canlıları da gerekli olan yerlere dağıtmıştır.
uzay gemisidir, canlı değildir hayvanlar veya varlıklar diyelim, hayvan demeyelim, varlıklar DNA olarak depolanmışlardır ve çift çift de değil birçoktur. Kabir azabı diye bir şey söz konusu mudur? Kabir, kabir sadece bedenin vahşi hayvanlar tarafından parçalanmasını önlemek ve hastalık yaymasını önlemek için gömülmektedir. Hakiki kozmik yapıda. Buraya da yansıması gelmiştir tabii ki. Kabir azabı diye bir konu yok. Mahşerde, kıyamette varlıklar canlanacak da o zaman mahkeme edilecek diye söylenir. Yanlış anlamadır bunlar. Bunların tümü yanlış anlamadır. Bizim anlattığımıza göre de kişi her an sınavdadır. Düşüncesiyle her an sınavdadır. Hastalık yaymaması için ve vahşi hayvanlar tarafından parçalanmaması için gömülmektedir. Zaten işte açıkta kalan cesetler kokar ve normal bir ortam olmaz o ortam. Dolayısıyla gömülmektedir. Her bir toplumun düşünceleri ve davranışları farklıdır. Ama esas konu bu. Bu ikisi. Koku çıkmasın, parçalanmasın, hastalık yaymasın diye gömülmektedir. Kabir azabı diye de bir şey yoktur. Kişi anlattık daha önce çözülüme uğrar uğramaz hücreleri bir yıl boyunca yavaş yavaş yaratan boyutuna, dördüncü boyuta çıkar. Bilinç de hemen dördüncü boyuta çıkar. Aura üç gün boyunca ortamında gezer ve dördüncü boyuta çıkar. Bu şekilde anlatmıştık. Yani evet. Kabirde varlık yok. Sadece astronot elbisesi var. Dolayısıyla kabirdeki astronot elbisesinin de azabı yok. Hocamızın dediğine göre dünyaya ilk geldiğimizden bu yana aynı hücrelere sahip evet. olduğumuzu söylemişti. Bu durumda yansımalarımız da her defasında aynı mı oluyor? Yani şu anda annem olan kişi hücremin yansıması ise daha önce de hayatımda var. Alternatif boldur. Alternatif bol. Kişi beğenmediği kişilerle daha sonra birleştirilir olabilir. En sevdiği olabilir. En sevdiği, sevmediği kişi olabilir. Ve her zaman kişilerin sorduğu bir soru vardır. Bedenim nasıldı geçen ömürde? Bu ömürde nasıldır? Aynı beden midir? Aynı beden değildir. Ben de oyun hamurunu anlatıyorum. Oyun hamuru bir miktar oyun hamuru istediğin şekle de çevrilebilir. Kişinin yaşam planına göre o bedenin şekli değişir. Ama hücreler kesinlikle değişmez. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi hücreler bilincin düşüncelerini kozmik akım olarak alarak kendilerini yetiştirmek durumundadır. Ve her ömürde kişinin bedenini aynı hücreler oluşturmaktadır. Ama yansımalar farklı olabilir. Bu konuda alternatif boldur. Evet. Piramidin en üstündeki tek taş durumundaki 19. boyut varlığı hangi özelliği sebebiyle Tanrı olarak nitelendirilir? Tanrı olgusundan yaratıcı anlıyoruz. Diğer alt boyutlardaki varlıkların yaşamını mı şekillendirir Tanrı olarak? Sadece isim olarak söylüyoruz. Tanrı olarak nitelediğimiz varlık alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı, tüm bitkiler,
tüm hayvanlar ve tüm insanların toplamı olduğu için Tanrı diye isimlendirilir. Ama hani Tanrı olmak üzere yetiştiriyoruz ve varlıkları yetiştireceğiz ve varlıkları olarak yaratacağız diye bir şey diye bir konu söylemiştiniz. Yok. Soruda o vardı. Tanrı olarak yetiştiriliyoruz. Yani zaten Tanrı'nın kopyasıyız. Atlantalı'nın kopyasıdır Avatar. Ve Betanova varlığı olmak yolundadır. O şekilde yetiştirilmektedir. Betonova'ya Tabii ki. geçtiğinde varlık yeti olacak mı? Yani varlıklar oluşturacak mı? Hani Şimdi öyle mi ilerleyecek Betonova'da? Haykatra hücre olarak geçecek. Alt boyutlardan en üst boyuta kadar daha güçlü, daha güçlü, daha güçlü hücreler oluşturulacak yedili birleşim sistemine uygun olarak ve beyin oluşturulacak. Beyin yaratıcıdır. Bir beyin yaratıcıdır. Şekli önemli değildir. Şekil ya mekik şeklinde olur, uçan dairelerin şekli gibi olur. İsterse küre şeklinde olur, önemli değildir. Tümü kulli bilinçle, yani hep birlikte olan bilinçle yaratıcı olacak. Zaten sonuçta yaratıcı olacak, varlıkları yaratacak, yaratıcı olacak. Hani altında Şekli önemli oluşturacak, değildir. Yani burada Şekli yaratıcı önemli olacak, değildir. Tanrı olacak. Ama şöyle bir şey var. Üst boyutlara çıktıkça madde yoğunluğu azaldığından beden de şeffaflaşır. Dolayısıyla beden şeffaflaştığında katı bir şekli yoktur. Dolayısıyla ona beden değil form diyoruz zaten. Onu kitapta açıkladık. Şekli belli değildir üst boyutlardaki varlıkların. Çünkü madde yoğunluğu çok azdır ve titreşimleri çok fazladır. Şekilleri sabit değildir. Onun için onlara biz beden değil form ismini verdik. Dolayısıyla üst boyut varlıklarının şekli yoktur. Şimdi bizim burada ölmeden önce ölüm dediğimiz bir yer var. Yani tepe çakrasından Evet. çıkmak nefis merkezleri olarak da düşünürsek bunu biliyorsunuz. Betonova'ya geçecek olan avatarın ölmeden önce ölüm deneyimini yaşaması şart. Başka bir şekilde geçiş olabilir mi? Yoksa sadece ölmeden önce ölüm deneyimini Şimdi yaşayan kişi mi Betonova'ya ölüm denen geçecekmiş? konu zaten çözülümdür. Ama ölüm bir şeye teslim olmaktır. Yani şimdi kabul etmiyorum, reddediyorum diye söyleyenler var. Bir de hocayı kabul eder, bu öğretiyi kabul eder doğru olarak ve bu öğretinin şartlarını yerine getirir. Ölmeden ölmüş olur. Tabii düşüncesiz alana geçersen teslim olmuş olursun. Evet. Kendini bırakırsın. Ama Kendini bırakırsan ölmüş olmuş olursun. Olmak, Zaten bu öğretide başka bir sadece bunu varlığa anlatıyor. Tabi olmak söz konusu değildir. Öğretiyi kabul edip yaşama geçirmek söz konusu. Ölmeden ölmek bu. Evet, sonuçta bu yani ölmeden önce ölüm deneyimi yaşadıktan sonra Evet. Betonova'ya geçiriyor yani normal olarak. kaderden de bahsetmiştik. Kader dediğimizde sadece değil mi hocam? Son Tabii. bir kez ondan da bahsedelim. Evrim düzeyinde Evet. geldiğin frekans boyutudur. Evet. Da Sınıf göre gibi şekillenmesi düşünelim. Alacağın dersler. Sınıf gibi düşünelim. Üçüncü boyutu bitirenin, yani bilinç olarak üçüncü boyutun son frekansına gelenin çözülüme uğrar. Çözülümden sonra beşinci boyutun ilk frekansına yerleşmiş olur. Bu kaderidir. Onun kaderidir. Evrimle yaşam programıyla kader farklı şeylerdir. Kader işte sınıf gibidir. Birinci sınıfı bitiren dördüncü boyuta geçer. Yani tatile çıkar, yaz tatiline çıkar. Yaz tatilinden döndükten sonra ikinci sınıfa girer. Yaşamda da bu.
bir boyutun frekanslarını bitiren çözülüme uğrar. Sonra bedenlendiği takdirde o bitirdiği frekansının doyumunu sağladığı boyutun bir üstündeki boyuttan yaşama devam eder. Kader bu. Yaşam programı da farklı bir şey. Avatar her çözülüme uğradığında eksiklerini kendi gönül ferahlığıyla bilir ve yaşam programını ona göre yapar. Duygu ve düşünce olarak dengeye gelen hücrelerini yetiştirmiş olur yanlış anlamadıysam. Tabii ki. Her düşünce hücreleri yetiştirmiş olur. Çünkü kozmik akım olarak onlara akar. Bilinç yükseldikçe beyin kapasitesi artar, düşünce yeteneğinin kalitesi artar ve avatarın her düşündüğü daha kaliteli olmuş olur ve hücreleri yetiştirir kozmik akım olarak. Evet. Peki yeni gelen çocuklar neden 12 spiralli? Bunun bir nedeni var mı? Avatar konusundan bakarsak bu durumu nasıl 12 spiralli yansıma olarak mı göreceğiz? Yani peki neden gelen çocuklar 12 spiralli olmaya başlıyor? Avatar evet, konusundan şimdi bakarsak hakiki kozmik yapıda Gürz, Gürz'ün tek bir dönüşü 26 bin yıldır. Tek bir dönüşü, kendi etrafında tek bir dönüşü 26 bin yıldır. Buna presisyon siklusu derler. Her 26 bin yılda da dünya gibi bir hareketi vardır ve başka bir kozmik akım, kozmik ortama girmiş olur Gürz. Dolayısıyla önceki kozmik akımda yaşayabilen varlıklar sonraki 26 bin yılda yaşayamaz. O bedeni geliştirmek lazım. O kozmik akıma göre, o ortama göre değiştirmek lazım. Şimdi birçok kazılar yapılır ve maymun gibi insanlar devreye algılanır, bulunur. Aslında maymun değil onlar, hep insandır. Ama her bir 26 bin yılda bir Adem modeli değiştirilmek mecburiyetindedir. Girilen farklı bir ortamdan dolayı. Dolayısıyla görevli varlıklar, bu konuda görevli varlıklar, Adem modelini değiştirirler her 26 bin yılda bir. Şimdi hakiki kozmik yapıda Siriuslular görev aldı. Bu son dönemde Siriuslular görev aldı. Karşılıklı rızayla dünya insanlarını aldılar ve Sirius'a götürdüler. Sirius insanıyla birleştirdiler. Laboratuvar çalışmasıdır işte bu. Ve önceden Neandertal insanlar vardı. İskelet yapıları farklıydı. Atlantistliler de Neandertal'di. Bütün dişleri ağız dişiydi. Onların kesici dişleri yoktu. Ve iskelet yapıları farklıydı. Neandertal insanlardan sonra 26 bin yıl sonra Homo sapien insan çıktı. Homo sapien insanın çıkışından 26 bin yıl sonra da Adem modeli gene değiştirilme söz konusu olduğundan iki spiralli bedenler 12 spirale çıkarılmıştır. Yeni girilen ortama dayanabilsin diye Adem modelindeki beden. Nedeni bu. 12 spirale çıkarılan beden yeni girilen kozmik ortama dayanabilsin diye yaratılmıştır. Ama Sirius insanıyla dünya insanını birleştirerek yaratılmıştır. Değiştirerek, ekleyerek, çıkararak işte yaratılmıştır diyoruz. Bu çocuklar, bu 12 spiralli çocuklar 1980 yılından itibaren doğmaya başladı. 1980'de hakiki kozmik yapıyı anlatıyoruz ve
yansıması da vizyon manyetik alana yansıtılır. Nasıl anlamalı avatar bunu? Yani 12 spiralli çocukların doğduğunu 1980 yılından sonra vizyon manyetik alandaki avatar bunu nasıl yani anlamalı? İşte, bu duygu, yani bu düşünce ya da bu bilgi onda ne katkısı sağlar işte, yani? Bir katkısı mı var? Bedenler, Niye yansıyor böyle bedenler bir bilgi ona? Bilinç seviyesine göre farklılaşır. Her boyuta göre. Üste çıktıkça bedenler değişime uğrar. İşte bu 26 bin yılda da bu beden gerekli olduğu için değişime uğramıştır. Ve zaten 2005 yılında bütün kozmik yapı bir boyut yukarıya çıkmıştır. 2005 yılından önceki üçüncü boyut, şimdi dördüncü boyut frekansındadır ama biz gene üç diyoruz. Dördüncü boyut frekansı beşinci boyut frekansına yükseldi. Ama biz gene dördüncü boyut diyoruz ve avlanmayı eleştiriyoruz. Çünkü 2005'ten önce insanlar o ortamdayken avlanmıyordu. Şimdi boyutlar yükseldi. İnsan, üçüncü boyut insanı mesela hakiki kozmik yapıda dördüncü boyut frekansına yükseldi ama hala avlıyor. O hayvanlar da bir boyut yukarıya çıktıklarından bilinçli hareketler yapmaya başladılar. Mesela kırlangıçlar bir marketin sensörlü kapısından içeriye girmek için sensörün önünde kanat çırpar, kapıyı açar, içeriye girer. Yuvası marketin içinde. Kargalar çubuk kullanır, ağaç kovuklarından tırtıl çıkarıp yerler. Maymunlar alet kullanır. Maymunlar kendilerine alet yapar, kullanır. Onlar da çubuk kullanır. Onlar badem gibi bir şeyleri kırıp yemek için taş kullanır. İki tane taş kullanır. Yani bilinçleri yükselmiştir. Eskiden kediler, köpekler birbirlerine düşmandı. Şimdi birbirlerinin kucağında yatarlar. Bilinçlenmişlerdir. Çünkü boyutları yükseldi. Birer boyut yükseldiler. Ve hareketleri değişmiş oldu. Beyin kapasiteleri yükselmiş oldu. Düşüncelerinin kalitesi yükseldi. Onun için bu şekilde davranılıyor. Dolayısıyla da 12 spiralli insanlar birlik bilincine sahip olacak. Birlik bilincine sahiptirler. Hiç yalanı, sahtekarlığı kabul etmezler. Ne söylenirse onu doğru kabul ederler. Ve o şekilde davranılacağını düşündükleri için hiperaktif olurlar ve hırçın olurlar. Çünkü 12 spiralli olmayan, 2 spiralli olan insanlar yalana alışmıştır. Dolayısıyla onlara yalan söylendiği zaman hırçınlaşırlar. Ve sözümüzü bitirelim, cümlemizi. 1980 yılında doğan çocukların %20'si 12 spiralliydi. Bu süre uzadıkça 2000 yılına kadar bu oran arttı ve 2000 yılında doğanların tümü 12 spiralli çocuktur. Peki, avatar şu an 12 Şimdi, spiralli değil. 1980'den hayır, önce doğdu. Bilinçlendikçe hücreler yaratan boyutuna çıkar, sen fark etsen de fark etmesen de yaratan boyutuna çıkar. Çünkü onların yaşamları çok kısa. Giderler yaratan boyutuna, tekrar hücreye, bedene gelirler. Yaratan boyutuna çıkarlar, tekrar bedene gelirler. Ve onun için biz telomerin, kuyruğunun kısaldığını söylüyoruz. Bir ömürde kısalır. Yani bilincin ömründe onların telomerleri kısalır ve bilincin bedeninin çözülüme uğramasını sağlarlar.
Dolayısıyla avatar bilinçlendikçe hücreleri 2 spiralden 12 spirale çıkabilir diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. 2 saatimizi de geçtik. 2,5 saate yaklaşıyoruz. O zaman bu gecelik hepinize sevgiyle kalın diyorum. Çok güzel. Burada bir aile olduk. Aşağıda ben yorumları aynı anda okuyorum. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Herkes kendi idrakını karşısındaki arkadaşına anlatmaya, kendi anladığı kadar yorumlayarak yazmaya çalışıyor. İşte birlik bilincine geçtiğimizde ve bilincimizin yükseldiğinde bir birleşim olduğunun da kanıtı bu diyorum. Çok teşekkür ederim canım arkadaşlarım. Çok güzelsiniz, çok güzeldiniz. Çok hoşuma gitti. Çok eğlenerek aynı anda hem hocamı dinledim hem sizin aşağıdan akan yorumlarınızı dinledim. Hepinizi seviyorum. Şaka yapıyorum tabii. Avatarlar diyeceğim. Tabii ki siz anladınız onu. Tüm varoluşu seviyoruz. Tüm varoluşu seviyoruz. Sonsuz sevgilerle. Evet, çok seviyoruz. Sonsuz